Efendim iyi akşamlar. Liderler Fox'ta'ya hoş geldiniz. Bu akşam da yine özel bir konuğu ağırlıyoruz ve konuğumuz Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi akşamlar. Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Geldiğiniz için de. kimlerle beraberiz? Doğan Şentürk, Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni. Külay Ünal Öçten, Fox Haber Ankara temsilcisi. Selçuk Tepeli, Fox Haber anchor'ı, ana haber anchor'ı ve Engin Yılmaz Fox Haber Ankara Haber Müdürü. Birlikteyiz. Hızlı bir şekilde de başlayalım istiyoruz çünkü yayınımızın hemen öncesinde ilginç bir gelişme ve sizler de sosyal medyadan belki takip ettiniz. Önemli bir açıklama geldi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve ilk soru Doğan Şentürk Evet, soruyu sormadan önce herhalde çalışanlar, milyonlarca çalışan şu an ekran başında Tabii. sizin e, açıklamalarınızı bekliyor ama e, öncesinde bir karartmaya e, karartmadan bahsetmemiz lazım, o konudaki görüşlerinizi almamız lazım. Bir sosyal güvenlik uzmanı olarak, bir devlet adamı olarak. Ee, önemli bir açıklama yaptınız dün ve haksızlığa uğrayan EYT'lilere bir açıklama yaptınız. Evet. 1999-8 Eylül'den itibaren kademeli evet. emeklilik vadinde bulundunuz. Ve kredi kartı borcu olanlara da faizler silinecek, 30 taksit de verilecek. Şimdi bunun ayrıntılarına geleceğiz ama bunu o kadar paniklediler ki hazmedemediler ve bunu SMS ile duyurmanızdan rahatsız oldular. Hemen BTK dediğimiz Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu... Alel acele bu SMS'lerin geçilmesini yasakladı bir karartma. Yani devletin bütün imkanlarını üzerinize saldılar. Ellerinden gelseler sanıyorum seçime de sokmayacaklar. Ne diyorsunuz? Şimdi bakınız devlet dediğiniz kurum ayrıdır, parti ayrıdır. Bunlar devleti parti devleti haline dönüştürdüler. Eğer bunları rahatsız edecek bir şey varsa normalde seçime gidiyoruz. Yüksek seçim kurulu var. Yüksek seçim kurulu bir karar alır. Gereğini yapar. Biz de itiraz etmeyiz. Ama Yüksek Seçim Kurulu tamamen devre dışı bırakılıp BTK Başkanı kendisine kendi felsefesine uygun bir şekliyle ben bunu yasak diyorum deyip eğer bir yasak getiriyorsa aslında bu doğru değil. Demokrasi aykırıdır, kurallar aykırıdır. ...işin Türkçesi Doğan Bey korkuyorlar. Gerçekleri gerçekleri halkın öğrenmesinden korkuyorlar. Gerçeklerle yüzleşmekten korkuyorlar. Evet söyledim. Şimdi bakın bir düzenleme yaptılar. O 8 Eylül 1999 tarihine kadar eğer emeklilik için başvuruyorsanız yaralanıyorsunuz bundan. Bir gün sonra eğer sigortalı olduysanız yani 8 Eylül değil de 9 Eylül'de sigortalı olduysanız emekli olmanız için tam 17 yıl geçmesi lazım. Şimdi bu adalet midir? bunu düzelteceğimi söyledim. Yanlış bir şey mi söyledim? Hayır. Söylediğim doğru mu? Evet doğru. Tarihler doğru mu? Evet tarihler doğru. Bir geçiş dönemi olması gerekirdi. Geçiş dönemi koymadılar. Ben de taahhüt ettim. Gelirsem bir geçiş dönemi yapacağım ve bu geçiş dönemi uygun olarak insanlar emekli olacaklar. Bu kadar basit. Korkuyorlar. Ve korkacaklar. Ben buradan bütün çalışanlara seslenmek isterim sandığa gidin, hakkınızı arıyorsanız ve gerçekten bu hakkın size verilmesini istiyorsanız oyunuzu vereceksiniz. Oyunuzu Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız. Yok hayır ben 17 yılda beklerim, 20 yılda beklerim. Ne olursa olsun gidip Cumhur İttifakı'na oy vereceğim diyorsanız devam edin gidin oyunuzu oraya verin. Ama sızlamayın ama ağlamayın. Ben bir adaletsizliğe karşı toplumun dikkatini çektim. Yapılan bir düzenleme haksızdı, adaletsizdi. Bir gün yüzünden 17 yıl bir kişi geç emekli olamaz. Bunun makul bir şekilde bir geçiş süreci içinde dengelenmesi ve herkesin makul bir süre içinde emekli olması lazım. Olması gereken buydu. Yasak korktuklarından kaynaklanıyor. Yasak sanıyorlar ki bunu biz dillendirmedik. Kimse bilmiyor. Aslında bütün emekli olmak isteyenler hepsi bu gerçeği biliyorlardı ama kimse dillendirmiyordu. Nasıl çözüleceğini de kimse söylemiyordu. Gayet açık ve net dillendirdim, söyledim. Korktular, yasak getirdiler. Ya hangi çağda yaşıyoruz? Hangi çağda yaşıyoruz? Ve neden korkuyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Açıkça söyledim. Eğer Erdoğan gerçekten çekinmiyorsa, yüreği varsa cesareti varsa çıkar karşıma bunları bana sorar. Sen gidip de BTK'dan ne umuyorsun arkadaş? Ne umuyorsun? Devletin kurumlarını ayaklandırarak, devletin kurumlarına yasak getirterek sen bir şeyler kazanacağını mı sanıyorsun? Çıkarsın karşıma, gelirsin. Siz beni nasıl burada sorular sorup ben cevap veriyorsam Erdoğan da gelir oturur burada. Siz veya başka gazeteciler veya Erdoğan'ın seçtiği gazeteciler olsun. Onlar da gelsinler hep beraber. Onlar sorarlar biz de yanıtlarız. Gerçeği halkın öğrenme hakkı vardır. Tabii, savcı Sayan seçim günü, bir, birinci turda seçim günü 14 Mayıs'ta SMS attı. E, bu BTK Savcı Sayan'ın SMS'lerini karartma uygulamıyor. Pek çok hükümet, yani şu anda hükümet evet. olan partinin Cumhur İttifakı'na ait adaylar SMS attı. Bizler yurttaş olarak aldık. Bunları görmüyor. Onları görmezler. Çünkü onlar iktidardan yanalar Engellemeye çalışıyorlar. İstedikleri kadar engellesinler. Bu halka bütün gerçekleri söyleyeceğim. Bütün gerçekleri. Televizyonlara, kendi televizyonlarına da yasak getirdiler. Keşke beni davet etseler o televizyonlara. Gel arkadaş buraya. Koşulsuz AK Parti iktidarına destek veren pek çok kişi var. Beni davet etsinler. Gidelim çıkalım televizyonlarına. İstedikleri soruyu sorsunlar. En azından o televizyonları izleyenler de benim ne söyleyeceğimi bilmek isterler. Gelsinler, otursun, ben de oturayım, onlar da otursunlar, sorsunlar. Ama cesaret edemiyorlar. Efendim, Biz... korkuyorlar dediniz, devletin kurumları devreye sokuluyor dediniz. Bu çerçevede bir gün önce Süleyman Soylu İçişleri Bakanı da oy ve ötesinin sandıklarda gözlemci olması konusunda engellemek anlamında. İl Emniyeti Müdürlerine talimat verdiği haberleri ulaştı. Şimdi bu da onun bir parçası mı? Ayrıca TRT de bir devlet kurumu. Mesela niye onu devreye sokmuyorlar böyle eşit bir, adil bir yarışta kozlarınızı paylaşmanız için? İktidardan gitmemek için bütün yolları deniyorlar devletin bütün kurumlarını devreye koyuyorlar. Devletin TRT'sinden tutun, BTK dediğimiz bilgi teknolojiyle kurumuna kadar bütün kurumları kontrol altına almışlar. Başlarındaki kişiler liyakatli kişiler değil, saraydan talimat alan kişiler. Dolayısıyla bu kişiler devleti çürüttüler. Devletin kurumlarını yıprattılar. Devlete olan saygıyı düşürdüler. Yargıya olan güven azalmaya başladı. Parlamento bir şekliyle işlevsiz bırakıldı. Biz yeniden bu devleti inşa etmek zorundayız ve devleti Kurumlarına saygınlık kazandırmak zorundayız. Bu kurumlar bir kişinin değil, 85 kişinin kurumları bunlar. Bu kurumlar bir kişinin hakkını korumaz, 85 kişinin hakkını korur. Bu kurumlar bir kişinin talimatıyla hareket etmez, etmemelidir. Yasalar var, yasalar çerçevesinde adım atması ve yasaların gereğini yapması lazım. Kaybedeceklerini biliyorlar korkuyorlar. Gitmemek için devletin bütün kurumlarını kullanıyorlar. Başlarına yandaşları getirdiler. Sanıyorlar ki yandaşlar kendilerini kurtaracaklar. Sizi artık kimse kurtaramaz. Siz halka hesap vermek zorundasınız. Halkın önüne çıkmak zorundasınız. Halk gerçekleri bir şekliyle bilecek. Hayatından biliyor zaten. Pazara gittiği zaman zaten gerçeklerle karşılaşıyor. Gerçeklerle yüz yüze geliyor. Hayatın ne olduğunu zaten görüyor. Evladı işsiz görüyor. Çocuğu işsiz görüyor. Dışarıda satılan uyuşturucuyu görüyor, peynir ekmek gibi satılan uyuşturucuyu görüyor. Hayatın bütün sıkıntılarını yaşıyor bu insanlar. Dolayısıyla bu insanlara gerçekleri anlatmak lazım. Farklı bir dünya anlatıyorlar onlara. Farklı şeyler söylüyorlar onlara. Montaj montaj videoları hazırlatıyorlar. Onları seyrettiriyorlar onlara. Ama hayat çok daha farklı. İnsanlar hayatın gerçeğiyle sonuçta yüz yüze gelecekler. Peki Kemal Bey şimdi e, bu SMS meselesine dönmek istiyorum ben. Çünkü e, onun iki farklı paragrafı var. Evet. Yani bu, bununla ilgili engellemenin dışında şimdi siz bir parçasını söylediniz. Bu 2000 sonrası emeklilikle ilgili kad kademeli geçiş kademeli geçiş, vaadinizi evet. söylediniz. E, bir de tabii onun kredi kartı borçlarıyla ilgili olarak bir faiz e, silinmesi Sim. Evet. Ee, ve ana paranın da 30 taksit e, 36, 36, 36 ay 36 ay ödenmesi evet. gibi. Şimdi bununla ilgili bir kere zaten bir o parçasından da herhalde ikinci bölümünden de bahsedersiniz. Fakat şöyle bir cevap geldi. Şimdi mecliste bunun yasa olması lazım bu vaatlerinizin. Fakat mecliste bu yasayı bu çoğunluk sizde değil. Dolayısıyla bu yasayı nasıl çıkartacaksınız ki? Diye. Dolayısıyla bu vaatlere bunlar gerçekleşemez. Cevabı geldi. Böyle bir vaadi gerçekleştirmek istediğinizde mecliste dışarıda bir 85 evet. milyon evet. dediniz evet. bir adaletsizliğin çözümü için bir vaatte bulunuyorsunuz filan bunun önünde engel e, e, olunabilir mi durulabilir mi buna dair de herhalde bir çözümümüz çözümümüz var. Birinci bölüm birinci bölüm yani. E... Emekli olmak isteyenler için düzenlemenin yasal olması lazım. Yani parlamentodan geçmesi lazım. Siz kademeli bir düzenleme yaparsanız ve adil bir düzenleme yaparsanız 17 yıl, bir yıl, bir gün yüzünden 17 yıl kaybeden bir düzeni değiştirir ve makul bir geçiş dönemi sağlarsanız kim itiraz edecek? Ben merak ediyorum. AK Partili diyecek mi? Milletvekili ben buna itiraz ediyorum. Hayır. 17 yıl Makul olanı der mi? Demez. Akıl var, mantık var. İkincisi ise bilmiyorlar. Devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Çıkan yasaları da bilmiyorlar. Aslında bankalarla hazine oturacak konuşacak. Bankalar şu anda bu çek alacaklarını bir şekliyle varlık yönetim şirketlerine zaten satıyorlar. Belli taksitlerle, taksit demiyor Belli indirimlerle, komisyonlarla satıyorlar. Onlar da alıyorlar. Varlık yönetim şirketi alıyor. Avukat ordusu var. Avukatlarıyla beraber o alacakları tahsil ediyorlar. Yani bu tamamen bir sözleşme. Dolayısıyla bunun parlamentoyla hiç ilgisi yok diyorum ya. Devleti nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Çıkardıkları kanunları da bilmiyorlar. Bu gayet basit. Oturulacak, çağrılacak banka genel müdürleri. Hazine müsteşarı orada olacak. Diyecekler ki sizin ne kadar vatandaşların size çek borcu var. Sayacaklar şu kadar. Bunun faizi ne kadar? Şu kadar. Siz varlık yönetim şirketine bunu kaç, kaçtan satıyordunuz? Şundan satıyordu. Hazire olarak ben alıyorum. Faizini siliyorum. Vatandaş rahatlasın. Ana parayı da 36 taksitte geri alacağım. Bu kadar basit bir işlem. Sen beşli çetenin borcunu silerken kimse ses çıkarıyor mu? Benim dışımda. Kimse ses çıkarmıyor. Beşli çetenin borcunu siliyorsun. Alacaklarını hazineden, hazine alacakları var. Dünyanın faizini ödüyorsun. E ben Milyonlarca kişinin kredi kartı borçları var, ödeyemiyorlar. Evler dağılıyor, yuvalar dağılıyor. Ben bunun farkındayım, bunu biliyorum. Pek çok şikayet geliyor. Ben onların faizlerini sileceğim bu kadar basit. Efendim, netleştirmek rakam için... çok büyük bir rakam da değil. Hani böyle devlet bütçesini sarsacak pozisyonda bir rakam da değil. Son derece mütevazi bir rakam. Onu sileceğim. Milyonlarca kişi rahatlayacak. Efendim netleştirmek için bu iki vaadinizin ve diğer pek çok vaadinizin ...gerçekleştirilebilmesi için meclisin onayına, kararına gerek var mı, yok mu? Çoğunda yok. Çoğunda yok. Neden? Çünkü bunlar tamamen idari tasarruflar. İdarenin kendi yapacağı işlemler. Zaten <laughs> e, bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz de ...zaten yürütme organı çok yetkili. Yani kademeli çok emeklilikte var mı mesela? E, kademeli emeklilikte var, yasanın çıkması Şimdi lazım. Cumhurbaşkanının evet. az önce kendisi de canlı yayındaydı... E, Kredi kartlarının, faizin silinmesi üzerinden Selçuk abinin hatırlattığı şey hani biz fırsat vermeyiz Cumhur İttifakı olarak dedi. Yani ama parlamentoda, ona... parlamentoda fırsat vermez. Evet yani. orada fırsat pa... vermeyiz dedi ama evet. şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi sizin diğer vaadiniz kademeli emekli yani milyonlarca insanın hayatına dokunan evet. düzenlemeler bunlar. İdari de olsa yasal da olsa. Yani siz Cumhurbaşkanı seçildiğinizde emekli ikramiyesi, mesela bu da yasal düzenli evet. gerektiriyor, kademeli emeklilik vesaire. Yani meclise siz bunları sunduğunuzda Cumhur İttifakı bir direnç gösterebilir mi? Milyonları, Göstermez her efendim. her milyonları ne... ilgilendiren konularla ilgili. 6 ay sonra yerel seçim var zaten. Yani 6 yani bir... ay tabii ne diyecekler? Ben hayır emekli 15 bin lira verilmesine karşıyım mı diyecek? Ne diyecek? öyle görünüyor. Onu Cumhurbaşkanı... onu söyleyemez efendim. Nasıl söyleyecek yani? Şimdi söylüyor mu ben emekliye ikram. Baştan emekliye iki bayramda ikramiye verilsin dediğim zaman kıyameti koparmışlardı. Sonra ne yaptılar? Verdiler. Verdiler. Asgari ücret kadar dedim. yine asgari ücret diyorum. Verilir. Onlar devleti bakın 22 yıldır yönetiyorlar ama devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Farkında bile değiller. Bütçe nedir? Bütçe nasıl hazırlanır? Çünkü bürokrasiyi perişan ettiler, mahvettiler bürokrasiyi. Ben 27 buçuk yıl devlette çalıştım. Bunun büyük bir kısmı Maliye Bakanlığı'ndaydı. Bütçe nasıl yapılır, e, gelirler nasıl toplanır, harcamalar nasıl yapılır, tasarruf nasıl yapılır. Gelsin keşke karşıma gelse de öğresem tek tek. Tek tek Özel, Özel, Özel evet. Özal, Özal'la çalıştınız yanlış hatırlamıyorsam. Özal'la da çalıştım, Demirel. rahmetli Demirel'le de çalıştım, Tansu Hanım'la da çalıştım, Erbakan'la da çalıştım. Yani devletin Efendim, üst bu bir düzeyi... de Biz vermeyeceğiz mi demek? Yani biz emekliye e, o ikramiyeyi vermeyeceğiz. Biz kademeli emekliyeyi vermeyeceğiz diyor mi? ama biz vereceğiz. O vermeyeceğiz diyor. Parlamentodan geçiremesin diyor bunu. Yazacağız, teklifi hazırlayacağız, parlamentoya sunacağız. Gelsin parlamentoda reddetsin, bakayım nasıl reddediyormuş. Evet. Bir de efendim... Gelsin reddetsin. Kaynak, kaynağı ben bulacağım. O bulmayacak kaynağı. Kaynağı ben bulacağım. Parayı ben bulacağım. O bulmayacak parayı. 15 bin liraya çok da gecikmeyecek zaten. Kurban. Kurban, Bayramı'ndaki hesabın 15 bin lira yatacak. yatacak. İlk geleceğiz. Kanun teklifini hazırlayacağız. Parlamentoya sunacağız. Çıksın desin ki parlamentoda çoğunluğumuz var. Biz emekliye bu parayı vermeyeceğiz. Söylesin bakayım. Efendim siz de söylediniz kaynağı bulacağım dediniz. Yine aynı programda Cumhurbaşkanı bir meclis kriterini getirdi sizin bu vaatleriniz için. İkincisi de kaynağı nereden bulacaksın? Diye. Nereden bulacaksınız efendim? Kaynağı bulacağım dediniz. Efendim Türkiye zengin bir ülke gerçekten çok zengin bir kaynakları yeterli olan bir ülke yeter ki bu kaynakları sağlıklı kullanın yeter ki düzgün kullanın ayrıca gerçekten de eğer siz ciddi bir tasarruf yapabilirseniz yani savurganlıkları önlerseniz yani emekliye vereceğiniz 15 bin liradan çok daha fazlasını tasarruf etmiş olursunuz. Artı Türkiye şu anda çok zor durumda ben bunun farkındayım ama yurt dışından gerçekten çok iyi olanaklarla kredi almak mümkün. Örneğin deprem konutları ile ilgili olarak biz deprem konutlarının yapılması ile ilgili olarak 5 yıl ödemesiz 20 yıl çok düşük faizlerle kredi alan kuruluşları biliyoruz. kredi alan, kredi veren kuruluşları biliyoruz. Çin Çin'den bu konuda ilk sözleşmeler de bize ulaştı. Her şeyi eğer makul ve mantıklı bir zemine oturtursanız kaynak bulmanız mümkündür. Bunun yolu ülkenize can ve mal güvenliği olacak. Yani yabancı sermaye buraya gelirken diyor ki can ve mal güvenliğin var mı diyor. Yani ben bir haksızlığa uğradığım zaman hakkımı arayabileceğim bir yargı düzeni var mı? Bir demokrasi var mı ülkenizde? Varsa gelirim diyor. Yoksa gelmem. Biz demokrasiyi getirmeyi taahhüt ediyoruz. Kaynaklar da Türkiye'ye gelecek ama temiz para. Altını özenle çiziyorum. Temiz para, kirli para değil, uyuşturucu para değil, parası değil. Temiz para gelecek ve borç olarak da değil gelip Türkiye'de yatırım yapacak. Ve evet, Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına katkı sunacak. Kaynağımız var, imkanlarımız var her türlü alandan yaralanabilirsiniz, tasarruf yapabilirsiniz. Dediğim gibi herhangi bir sorun yok. Evet. Onlar nereden kaynak bulacaklarını çıkıp anlatıyorlar mı? E, bugün Bana şöyle, gelince kaynak nereden evet, diyorlar. Ama bu kaynağı diyor. Keşke, keşke karşıma gelseler de beraber oturup konuşabilsek, yaptıkları savurganlıkları anlatabilsem, kaynağı nasıl bulacağımızı anlatabilsem, bu ülkeye nasıl paranın geleceğini onlara anlatabilsem, bütün bunların hepsi mümkün. Benim Londra'ya gidişim, Londra'da sermaye çevreleriyle konuşmam, Türkiye'ye temiz paranın gelmesi, Türkiye'ye yatırım yapılması. Bakın biz deprem bölgesini bile sıfırdan yeniden ele alıp deprem bölgesinin yeniden bir üretim merkezi haline dönüşmesini istiyoruz. Ve bununla ilgili bir kanun teklifi hazırladık. Kanun teklifini parlamentoya sunduk. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Anadolu'nun içi boşalıyor. Anadolu'da yeni fabrikaların, yeni testlerin kurulması gerekiyor. Bunlarla ilgili projelerimiz var. Her şeyimiz mükemmel. Bunun altını özenle çizeyim. Kaynağımız var. Bütün mesele bu kaynağı doğru ve yerinde kullanacaksınız. Yani savurganlık yapmayacaksınız. Eğer yapmazsanız kaynağınız var. Niye kaynağımız olmasın? Peki bu Körfez'den gelen para, geldiği söylenen pansuman için diye söylenen, pansuman oldu denen Körfez ülkeleri Körfez ülkeleri, Körfez'deki emirlikler, ay, Arap ay. emirlikleri falan. O para kirli para mı diyorsunuz? Şöyle ifade edin. Kaynağı nereden bulacaksınız e, sorusunu niye soruyorlar? Kaynak yok mu? Biz hepsini tükettik mi diye soruyoruz. Ona mı cevap vermek istiyorlar? Onlar tamamını aldılar. Ben biliyorum. Kimlere verdiklerini de gayet iyi biliyorum. Beşli çeteleri de ben gayet iyi biliyorum. Yurt dışına bu paraları nasıl götürdüklerini de biliyorum. Ben o paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim. Hiçbir devlet bir başka ülkenin soyulmasına evet dememiştir. Hiçbir uluslararası mahkemede bir ülkeden çalınan parayı sen geri götüremezsin dememiştir. Biz bununla ilgili olarak da bütün çalışmalarımızı yaptık. Rakamı da verdim. 418 milyar dolar. Bu 20 yıl içinde, 22 yıl içinde götürdükleri paraları Amerika'ya götürdüklerini biliyorum. Hollanda'ya götürdüklerini biliyorum. İngiltere'ye götürdüklerini biliyorum. Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de, Hollanda'da bütün paraların hangi bankalarda olduğunu herkes biliyor zaten. Herkes biliyor. Bilmiyor sadece bizim halkımız. Herkes biliyor. Trump ne dedi? Bak beni kızdırma mal varlığını açıklarım dedi. Demek ki Amerikalı bunu biliyor. E biz niye bilmiyoruz? Bu paraların tamamı Türkiye'ye gelecek. Kaçan paralar büyük paralar, o paraların tamamı Türkiye'ye gelecek. Şimdi kaynak yok diye itiraf ediyorlarsa paraları tükettik anlamına geliyor bu. Körfez ülkelerinden para gelecekmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten birisi gidip para dilenmez, nokta. Seçimden sonra Körfez ülkelerine şükran turuna çıkacağım dedi Türkiye yayında. Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yani Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir devletin başkanı başka bir ülkeye gidip para dilenmez. Hakaret ettiği adamın ayağına gidip kapısında beklemez. Sana 3-5 kuruş verdim al sadaka diye harca diye veriyorsa bu ülkeye bu kabul edilemez. Biz bunu kabul etmeyiz. Bu ülkeyi kuranlar yumurta satarak şeker fabrikaları kurdular. Yumurta satarak bu ülkeyi kuranlar el avuç açmadan demir ağlarla ördüler e, Türkiye'yi bu ülkeyi kuranlar hiçbir yerden gidip de dilenmeden Kırıkkale'de savunma sanayi entegre savunma sanayini kurdular biz bilmiyor muyuz hepsini biliyoruz ama bunlar paraları aldılar yediler yandaşlarına yedirdiler yurt dışına kaçırdılar şimdi kapı kapı dolaşıyorlar bana kim yardım yapacak kim bana e, para verecek diye bizim bu tür paralara ihtiyacımız yok biz onurlu bir devletiz Saygın bir devletiz biz. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir devletiz biz. Biz bütün mazlum ülkelere örnek olan bir devletiz. O cumhuriyeti kuranlar bütün bunları yaptıktan sonra Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödemişlerdir. Kimseye el avuç açmamışlardır. Niye biz yapmıyoruz? Biz yapabiliriz. Niye yapmayalım? Her türlü imkanımız var. Yetişmiş insan gücümüz var. Gerçekten ciddi yatırımlar yapılacak. Türkiye'de İnsanlar yatırım yapmıyorlar. Önünü göremiyor kimse. Dolar kaç lira olacak? Soğan kaç lira olacak? Vatandaş soğan kaç lira olacak diye merak ediyor. Sanayici yatırım yapacak olan dolar kaç lira olacak diye merak ediyor. Siz önünüzü görmeseniz yatırım olur mu bu ülkede? Kimse yatırım yapar. Zaten yapmıyorlar. Evet efendim Türkiye. E, dünyanın... Yani parayı nereden bulacaksın? aslında devleti iflas ettirdiklerinin itirafıdır. Evet. Ben parayı bulacağım. Ya bir de bedeli ne? Neyin karşılığında bu depo edilen depo etmek demek geçici bir süre tedbir olur. Pansuman zaten. Öyle. Neyin karşılığında mesela şuna bir açıklama bulamadık bir türlü. Rusya'dan da öyle bir takım borç ertelemeler şunlar bunlar gelmişti. Mersin'de törenlerle açılan Akkuyu nükleer, nükleer santrali kimin? Mülkiyeti kimde? Akkuyu nükleer santrali. Ruslardan. Nükleer teknolojiyi bize vermedi Ruslar. Akdeniz'e kadar da açıldılar. Peki, Körfez ülkelerinin çıkarı nedir burada? Körfez ülkelerinin çıkarı, bu kadar Şükran Turu... Ne o kadar demek? Şükran, turu. E, şükran Turu şu demek yani, çok zor durumda kaldım. E, siz beni kurtardınız. E, dolayısıyla size geliyorum. E, teşekkür ediyorum beni kurtardığınız için. Sadece bir teşekkür mü? E, e, arkasını bilmiyoruz. Evet. Arkasındaki ilişkileri de bilmiyoruz. ya bu ülkede davayı satana ne denir? Kaşıkçı davasını satana ne denir? AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde işlenen bir cinayetin burada sorgulanması ve soruşturulması, burada yargılanması gerekirken siz hangi gerekçeyle bu davayı sattınız? Bu davanın satılması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar lehine oldu? Ne için sattınız siz bu davayı? Hangi akılla mantıkla sattınız siz bu davayı? Kalktınız dünya kadar laf ettiniz fazla değil. Bir süre sonra aldınız davayı sattınız. Ya Türkiye Cumhuriyeti devleti kimse kusura bakmasın ama satılık bir devlet mi ya? Nasıl yaparsınız siz bunu? Ben bunu söylediğim zaman bir sürü laf ediyorlar. Bir sürü. Kim bunu yapabilir? Bunu yapanlarda insan sevgisi yoktur. Bunu yapanlarda ülke sevgisi yoktur. Bunu yapanlarda vatan sevgisi yoktur. Bunu yapanlar ki tamamen kendi kişisel çıkarları ve iktidarda kalmak için yapıyorlar. Bir insan iktidarda kalmak için bunları yapamaz. Yapmamalıdır. İhanettir bu ülkeye. Hangi ülke kalktı da kendi ülkesinde işlenen bir cinayetin davasını bir başka ülkeye sattı? Bana söylesinler ya. Dünyada hangi ülke yaptı bunu? Evet. Karşılığını. Ağır neyin karşılığı yani? Para. İradenizi parayla sattığınız andan itibaren karşı tarafa teslim olmuşsunuz demektir. Beka beka sorunu diyorlar. Beka sorunu şudur. Adam diyorsa ki bak beni kızdırma senin mal varlığını açıklarım. Erdoğan bir şey diyor mu? Tek cümle bile kullanmıyor. Tek cümle. Araştıramazsın demiyor mesela. Bir şeyim yoktur demiyor mesela. Bu ne demektir? Emperyal güçler seni satın almış demektir. Sen onların yanında tık dahi edemezsin. Her dediğimi yapmak zorundasın. O anlama gelir. Ve yapıyor da. Her dediklerini yapıyor. Evet. Evet. Ortalıkta bir de kahraman diye geziyor. Ne kahramanı ya? Ne kahramanı ya? Sen mal varlığının hesabını veremiyorsan sen bu ülkeye hizmet edemezsin. Zaten bu ülkeye hangi hizmetleri yaptı? Beşli çete yaptı bütün hizmetleri. Yol yaptı eyvallah. Köprü yaptı eyvallah. Kaça yaptın kardeşim? Niye dolar? Niye avro? Yani bu ülkenin Türk lirası vardı. Nerede bu? Ne oldu bu lir liralara? Şimdi Türkiye çok ağır bir yük altına Türkiye'yi soktular. Çok ağır bir yük altına. Hı. Onlar da bunu gayet iyi biliyorlar. O nedenle yalvarıyorlar. O nedenle şükran turuna çıkacağım diyor. Yalvarma turuna çıkacağım diyor. Bana biraz daha borç verebilir misiniz diye. Kim ödeyecek onu? Kendisi mi ödeyecek? Bu ülkenin gariban insanların sırtına yıkacak. O nedenle bu seçim var olma yok olma seçimidir. Hı. Bu bir referandumdur. Ya bu ülkeni seviyorsun, sandığa gideceksin. Vatanını seviyorsan sandığa gideceksin. Evet. Oyunu kullanacaksın. Kendini düşünmüyorsan evlatlarını düşüneceksin. Torunlarını düşüneceksin. Şimdi Türkiye dünyanın en mutlu yüz ülkesi arasında yok efendim. Bunu ben söylemiyorum. Birleşmiş Milletler'in Mutluluk Endeksi araştırması söylüyor. Evet. 106. sıradayız. Üstümüzde Afrika ülkesi Namibya. Altımızda da yine Gana var ve onlarla eşit Öyle. seviyedeyiz. Şimdi biliyoruz ki bu mutluluk meselesi, mutluluk endeksi gelişmişliğin bir göstergesi. Öyle. Gelişmişliğin bir göstergesi. Ve genelde mutsuz ülkelere baktığımızda ana üç şey görüyoruz. Yoksulluk, yolsuzluk, haksızlık. Evet. Siz buna zaten hak, hukuk, adalet diye de meydanlarda yanıt verdiniz. Şimdi birinci turdaki seçim şeyine baktığımızda Türkiye'nin yarısından fazlası, bu mutsuzluğun etkisi altında. Öyle. Mi? Ama çeşitli nedenlerden, ekonomi nedenleriyle, sığmacılar nedeniyle, az önce söylediğimiz evet. gibi e, pek çok e, demokratik standartların evet. olmaması, bireysel hak ve özgürlüklere yapılan evet. bir takım e, kısıtlamalar nedeniyle. E, ekonomiyi söyledik, işte yoksulluk, kredi kartlarının durumu belli, e, bundan kaynaklanıyor. Yolsuzlukları söylemeye gerek Şimdi yok. şöyle Şöyle ifade edeyim. Ya bir öğretmeni düşünün. Veya herhangi devlette çalışan evet. bir memuru düşünün. Ben ay başını nasıl getireceğim diye düşünüyorsam ben mutlu bir insan değilim. Olamam zaten. Evet. Ve topluma da gerekli hizmeti veremem. Olması gereken nedir? Ay başını rahat getireceğim. Benim başka işlerim olacak. Ülkenin sorunlarını çözeceğim. Vatandaşa daha iyi hizmet edeceğim. Güler yüzlü olacağım. Vatandaşla karşılaştığım zaman oturup sohbet edeceğim. Kahveye gittiğim zaman emekliysem arkadaşıma, dostlarıma çay, kahve esmarlama imkanım olacak. Bayram olduğu zaman torunlarıma, torunlarıma armağanlar alacağım. Doğum gününde şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yaz ayları geldi güzel bir tatile gideceğim. Ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuza güzel bir tatil yapacağız. Bunların hiçbirisi yok. Bu insan nasıl mutlu olacak? Evet. Peki nasıl yoksun, mutlu olacak e, bu tam insan? Tam anlayayım istersen de Selçuk. Şimdi yolsuzluk, yoksulluk bunu zaten biz gazeteciler... Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Allah aşkına bugüne kadar... Bir yolsuzluk dosyasını takip edip bir dava açmışlar mı? Evet. Herhangi bir yolsuzluk dosyası açıp e yolsuzluklarla iç içe olanlar nasıl yolsuzluk davası açacak? O da diyecek ki ben de senin ee davalarını ya da senin çaldıklarını söyleyeceğim. 2 milyon dolar para aldı biliyorsunuz bir açıklandı bu da bir AK Parti milletvekili. Meclis Genel Kurulu'na gelirken ya o kadar rahat gelebiliyor ki ya. Ya insanda biraz Utanma olur ya. Utanma olur ve bu itiraf edildi. Sanki o parayı o almamış da başkaları almış gibi geliyor içeriye. Yolsuzlukların meşrulaştığı bir dönemin içine girdik zaten. Vatandaş artık can derdinde olduğu için nasıl geçineceğim o dertte olduğu için yolsuzluklar lanet olsun deyip bir tarafa bıraktı yani. Kendi can derdine düşmüş durumda zaten vatandaş. Evet. Oy veren şu anki Cumhur İttifakı'na oy veren %49,5'lukta bir dilim var ve biliyoruz ki bu seçmenin Genel karakteristiği evet. muhafazakar, işte haksızlıklara karşı evet. gelmesi gerekir. Yolsuzluğu, yoksulluğu zaten işliyoruz bizler gazeteciler evet. olarak da. Siz de dile getiriyorsunuz politikacı olarak. Fakat şimdi bu haksızlık öyle bir boyuta geçti ki az önce programın başında ilk açarken karartma uyguluyorlar. Devletin bütün imkanlarıyla haksız bir şekilde geliyorlar ve bu haksızlıklara bir başka örnek de işte bu kurgu videolar. Şimdi kurgu videolarda Cumhurbaşkanı'nın danışmanı, sözcüsü, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın diyor ki unsurları diyor gerçek kendisi kurgu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum diyor ki bu görüntülerin sahte olması benim için bir önemi yok diyebiliyor. Yani böyle bir üst perdeden kendi seçmeninin de aklıyla dalga geçer gibi efendim. Evet. Peki bu seçmen yani 49,5 oy veren seçmen muhafazakar, inançlı evet. Evet. ve haksızlıklara karşı ya bu haksızlıklar karşısında Demiyor mu bu e, İnançsız, ne nasıl böyle bir şey? Şimdi Bu bakın, ikinci turda bunun etkisini görmek, görecek miyiz? Gözlemleriniz evet. mi? Şimdi inançlı seçmene seslenmek isterim. Evet. İnançlı yani mütedeyyin dediğim seçmene seslenmek isterim. Kul hakkı yemek en büyük günah mı? En büyük Elbette. günah. Yüce Yaradan diyor ki bütün günahlarınla gelebilirsin ama kul hakkıyla karşıma gelme diyor. Şimdi kul hakkı yemek günahsa kul hakkı yiyenlere oy vermek o günaha ortak olma anlamına gelmiyor mu? Elbette. Ortak olma anlamına. Verme kardeşim. Verme kardeşim. Kul hakkı yiyene niye oy veriyorsun sen? Ya bir de temiz insanlara oy ver. Ahlaklı insanlara oy ver. Sosyal yardımlarla, sosyal yardımlarla Be insanların efendim, oylarını bu montaj videoda kul hakkına mı giriyor? Şimdi o ayrı. Benim söyledim ona da geleceğim. Buyurun. Bu kul hakkı yeme devleti soyma. Yani vatandaşın <laughs> Elektrik düğmesine bastığı zaman 4 çeşit vergi, musluğu açtığı zaman 5 çeşit vergi ödüyor vatandaş. Bu paraların vatandaşa hizmet olarak dönmesi lazım. Vatandaşa hizmet olarak dönmeyip de birilerin cebine konuyorsa okul hakkı yemedir. Yemedir. Bunu bilmemiz lazım. Montajlara gelince hayatımda, hayatımda yani bürokratik hayatımda dahil bugüne kadar yaşamda gördüğüm seçimlerin en kirlisini yaşıyoruz. En kirlisini. Gündem tamamen montaj videolar üzerine inşa edilmiş vaziyette. Yalan üzerine, iftira üzerine işlenen şeyler. Ya yalan söylemek günah değil mi ya? Günah değil mi Allah aşkına ya? Montaj yapıyorsunuz, sesleri taklit ediyorsunuz, görüntüleri getiriyorsunuz ve bununla kendi halkına, vatandaşına yalan söylüyorsun ya. Sahte video yapan adama ne denir? Sahtekar denir. Sahtekar adamdan cumhurbaşkanı olur mu? Şimdi herkes elini vicdanına koysun ve düşünsün. Sahte video var mı? Evet var. Evet bunlar düzmece mi dedi mi? Evet dedi. Montaj dedi mi? Evet dedi. İtiraf etti mi? İtiraf ettim. Bir cumhurbaşkanı adayı Montaj videolara sığınır mı Allah aşkına ya? Sahte videoların arkasına sığınır mı Allah aşkına ya? Böyle söyleyen kişi ya, bunu yapan kişiye ya, sahtekar denir ya. Sahtekardan cumhurbaşkanı olur mu ya Allah aşkına? Akıl var, mantık var. Ya Müslüman, Müslüman bir insan. Ya Allah derler ya, bizim Anadolu'da çok güzel bir laf vardır. Allah milleti kuru iftiradan korusun diye. Bu kadar iftira nasıl oluyor ya? Bu kadar yalan nasıl oluyor ya? Memleketin bu kadar sorunu varken bu yalan, bu iftira nedir Allah aşkına ya? Nedir Allah aşkına ya? O yüzden diyorum vatandaşıma. Kardeşim sandığa gidiyorsan elini vicdanına koy öyle git ya. Allah'tan kork bari oy kullanırken ya. Allah'tan kork ya. Bu kadar yalan olur mu ya? Bu kadar iftira olur mu? Hangi dinde var? Hangi dinde var Allah aşkına? Hangi dinde var bu kadar yalan, bu kadar iftira, bu kadar efendim e, neyse söylemeyeyim. Siz ben... yani şimdi zaten söylediniz e, Do Doğan'ın bahsettiği mutluluk endeksinden yola çıkarak bir yandan o dedi ki yarıdan fazlası bunu hissediyor. Siz e, yaşam koşullarının ve ekonominin zorluğundan söz ettiniz. Üstüne şimdi bu bas şimdi son bahsettiğiniz evet. işte o kurgu montaj videolar filan. Dolayısıyla şimdi yarıya yakını da tersin yönde oy vermiş demektir. Onlar bu hayat şartlarını, zorluklarını hissetmiyor mu? Onlar onlar da hissediyorlar. Bu sizin bahsettiğiniz montaj videoları görmüyor mu? Ya da montaj olduğunu mu bilmiyor? Onlar neden aksi yönde? Onlar mutlu mu? Onlar neden öyle oy verdi? Damadın e, gitmeden önce söylediği bir laf vardı. Ee, Erdoğan Ay'a e, dört şeritli yol yaptım, insanlar gidip gelecek derse buna da inananlar çıkar diye. Böyle bir garip yapıyla maalesef karşı karşıyayız, garip yapıyla. Tabi bunun sorumluluğu e, sadece onda değil, bunun sorumluluğu bizde de var, onu da ifade edeyim. Her bir noktaya, her bir kişiye, her bir oluşuma gidip bunları anlatmak, gerçekleri anlatmak gerekir. Samimi bir dille anlatmak gerekir. Bu politik çekişmenin ötesinde bir ahlak sorunudur. Ahlak endeksi içinde anlatmamız gerekir. Çünkü yalan söylemek, siyasette yalan söylemek doğru değil. Yalan söyleyen kişinin ayrılması lazım. Yalan söyleyen kişinin siyaseti bırakması lazım. Eğer yalan siyasette temel bir unsursa o zaman o siyasetin bu memlekete hiçbir yararı olmaz. Ben şunu kabul ederim. Siyasetçiler bazen olayı abartırlar. Bu dünyanın her tarafında vardır. Yani biraz daha ee, ekse işare ederler. Olayı abartırlar. Topluma e, bir şekliyle öyle anlatırlar. Ama siyasetçiler halkına yalan söylemez. Yalan söylemez. Rakibinize kızabilirsiniz. Rakibiniz hakkında e, pek çok şey söyleyebilirsiniz. Ama söylediğinizin, eleştirdiğinizin bir tutarlığının olması lazım. Yoksa iftira atmak, karalamak, yalan söylemek. Şimdi montaj videolarla ilgili mahkemeye başvurduk. Mahkeme yasakladı mesela. Niye? Mahkeme de bunların sahte olduğunu biliyor. Yani... Bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın sahte video yayınladığı, insanları kararladığı, insanlara iftira attığını mahkeme kararıyla tespit ettik. Ya böyle bir kişinin o koltuğa oturmaya hakkı yok ki zaten. Evet. Niye yalan söyleyen birisi Allah aşkına Cumhurbaşkanı olabilir mi ya? Nasıl söyleyebilirsin sen bunu? Nasıl yalan atabilirsin? Bu kadar iftiralar olur mu ya? Mahkeme kararıyla edildi Şimdi ne olacak? Hangi yüze gidecek bir başka ülkenin devlet başkanıyla görüştüğünde? Bu siyasete girdiği zaman bol miktarda montaj video yaptı ve yalan söyledi. Evet. Ya bana da bana da yalan söylüyorsa? Yüksek seçim. ülkenin saygınlığını korumak zorundasınız. Ülkenin saygınlığını. Siyasette saygınlık önemlidir. Ülkenin saygınlığını korumak zorundasınız. Eğer siz ülkenin saygınlığını bulunduğunuz makam gereği saygınlığını koruyamıyorsanız başka ülkelerin şöyle veya böyle güdümle girmiş olursunuz. Yüksek Seçim Kurulu'nun da aslında burada devreye girmesi gerekmiyor muydu? Bir bunu sormak istiyorum. Yani bu montaj video. Yani Cumhurbaşkanı'nın itirafına kadar sizin itirazlarınız vardı. Yüksek Mahkemeye başvurduk. Hayır hayır. Yüksek Seçim Kurulu mesela seçimin işleyişinden, propagandadan her şeyden sorumlu kurum ama oradan hiçbir ses çıkmadı. Birincisi bu. ikincisi belli ki bu montaj videoya ya da videolara ya da söylemlere e, inanan bir kesim olmuş. Evet. E, i̇kinci turda bu insanlara dahi söyleyeceğiniz, onlara vereceğiniz mesaj nedir? Şimdi şöyle, şunu da kabul etmek lazım. Diyelim ki bir grup var AK Partili. Yani ben AK Parti'ye oy vereceğim diyor. Şimdi Muhalefeti eleştireceği bir şey bulamıyor. Ekonomiye bakıyor yok. Piyasaya bakıyor yok. Komşuya bakıyor yok. Ee, sıkıntı var mı? Evet sıkıntı var. E bir montaj video var. Onun üzerinden muhalefeti eleştirmeye başlıyor. Onun üzerinden karşı parti eleştirmeye başlıyor. Yani Erdoğan onlara kullanabilecekleri yalan yanlış bir koz verdi. O koz kullanılıyor. İşin Türkçesi bu yani. O da bunun sahte olduğunu biliyor. O da bunun montaj olduğunu biliyor. Ama söyleyeceği bir şey yok. Şimdi dönüp piyasaya baksa, pazara baksa, mağazaya baksa, ekmek fiyatına baksa bunları gerçekleri yaşıyor zaten kendisi de. E kurtarmak için e bir 3-5 yerden sosyal yardım alıyor. O sosyal yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor. E orada da propaganda yapıyorlar. Aman ha Kılıçdaroğlu gelirse bunların tamamını keser. Ya niye keselim? Niye keselim? Tam tersine bunun insani koşullarda bu yardımı yapılması lazım. Ankara'da İstanbul'da kesildi mi mesela ya da Ne Ankara'da kesildi ne İstanbul'da ne Adana'da ne Mersin'de. Yani yeni aldığımız hiçbir belediyede, büyükşehir belediyesinde, diğer belediyelerde tam tersine hiç kesilmedi. İstanbul'da örneğin tam dört kat attı sosyal yardımlar. Niye kesilsin? Siz kendi Demek yönettiğiniz beldede, yönettiğiniz beldede insanların mutlu olmasını istersiniz. Onların huzurlu olmasını istersiniz. Yani bizim bu konuda özel bir çabamız var. Tam tersine hiçbir sosyal yardım kesilmediği gibi insani koşullarda sosyal yardımlar yapılmaya başlandı. Yani insanları böyle televizyonların önüne dizip onlara Para vermek ya da onlara sosyal yardım yapmak o insan onuruna aykırı bir şey. Oradan da tamamen çıktık şimdi sosyal yardımlar kimsenin görmeyeceği şekilde yani sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği şekilde sosyal yardımlar yapılıyor. Efendim yine o montajdan devam etmek istiyorum ben şimdi o montajlı gösterim kesildi fakat terör üzerinden ben sanıyorum bunca seçim izledim bu kadar. E, terör elebaşlarının e, belli ekranlarda sesleriyle yer aldığını görmedim ama bu hala devam ediyor. E, Sayın Erdoğan, sizi te, e, teröristlerle işbirliği yapmakla suçluyor. Siz de dün e, dün de yanılmıyorsam e, karşıma çıkın. E, hamisi olduğunuzu, bu teröristlerin hamisi olduğunuzu size ispatlayacağım <laughs> evet. dediniz. Şimdi bize bu konudaki ispatınızı e, nasıl ifade edersiniz? E, Erdoğan teröristlerin nasıl hamiliğini yapıyor? Şimdi onlarla oturup konuşan o günü 24 saatinde bizi karalayan, onlarla konuşuyor bizi karalayan o. Her türlü suçlamaya biz muhatap oluyoruz. Ya biz devleti yönetmiyoruz ki. Efendim işte Kılıçdaroğlu Kandil'le konuşuyor, Kandil'le görüşüyor diye. Bunu söyleyen insanı insan olarak kabul etmiyorum. Bunu söyleyen insanı insan olarak kabul etmiyorum. Kardeşim sen bir devleti yönetiyorsun. Bu devlette Milli Sipara Teşkilat denen bir kurum var eğer ben Kandil'le görüşüyorsam veya PKK ile ben görüşüyorsam sen bunun delillerini çıkarırsın milletin önüne koyarsın elime de vurursun kelepçeyi atarsın mahkemeye e yok böyle bir şey peki niye iftira atıyorsun sen hangi yere şeyle iftira atıyorsan eğer bir terör örgütüyle muhatap olduysan eğer bir teröristle yan yana gelip konuştuysan Allah belamı versin Aksi halde bu iftirayı atanın Allah belasını versin. Nokta. Başka ne söyleyeyim ben? Bu kadar iftira olmaz ki ya. İnsanda biraz ahlak olur ya. Ahlak olur insanda biraz. Konuşuyorlarmış. E onları kim konuşturuyor? Kandil'dekileri kim konuşturuyor? Kandil'dekilerin konuşması benim lehime mi, onun lehine mi? Akıl var mantık var. Onun lehine çünkü konuşturan o, söyleten o. Ben bunu bilmiyor muyum? Aklı başında olan herkes bunu bilir. Onun için mi? Kandil'in anahtarı onun cebindedir zaten. Salih Müslim'i terörist ilan ettiler değil mi? E dört sefer, 3 sefer mi galiba? Türkiye'ye davet eden o. Kırmızı hallar seren o. Ben mi yaptım? Ben mi davet ettim? O davet etti. O konuştu. E nasıl oluyor bütün bunların hepsi? Terörle terörle mücadele böyle yapılmaz. Salih Bakın, rahmetli e o zaman hani kim olduğunu bir hatırlatalım mı? Efendim, Efendim hani Salih Müslim'in kim olduğunu o dönem Kırmızı Allah'la YPG'nin YPG YPG. kurucularındandı. <laughs> ee, yanlış hatırlamıyorsam. E, davet etti iki sefer. Sonra bir üçüncü sefer resmen davet etti. Kırmızı Allah'lar serdiler. Getirdiler buraya. Şimdi o da konuşmuş. Onu konuşturanı da biliyorum. Salih Müslim'i Devlette kimin konuşturduğunu da biliyorum. Yeri gelirse onun ismini de Kim efendim? Yani biliyorum. Biliyorum. Yani devlette devleti için değil de saray için çalışan Size kişiler. Bunca söz söylendi. Tabii. Bunca işte Devlet bakın bir daha söyleyeyim. Videolar devleti yayınlandı. için, devletin en hassas kurumlarında çalışıp Devleti için değil sarayı için çalıştıranlar onları konuşturuyorlar. Biz bunları biliyoruz. Oradaki unsurları var. Onlar konuşturuyorlar. Biz bunu da biliyoruz. İsmi söylemeyecek misiniz? Hayır. Hassas kurumu... derken efendim istihbarat birimlerinden mi? E, devletin hassas kurumu derken herhalde tapu idaresi değil yani. Tapu de idaresi değil. Kandil e onlar konuştu. Devlette çürüme var. Bakın bir daha. De, elbette konuşuyorlar. Devlette çürüme var. Her ha. kurumda çürüme var. Zaman... Yargıdaki çürüme nereye sirayet ediyor? Parlamentodaki çürüme nereye sirayet ediyor? Dedim az önce. 2 milyon dolar rüşvet alıyor. Parlamento'ya milletvekili olarak geliyor. Allah aşkına ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tasarruf mevduatı sigorta fonunda hırsızlık yapabilirsiniz. Yolsuzluk yapabilirsiniz. Bununla ilgili yolsuzluk yapanlar hakkında hırsızlık yapanlar hakkında kovuşturma ve soruşturma yapılamaz diye kanun çıktı. Bir daha ifade edeyim. Hırsızlık yapanlar hakkında tasarruf mevduat sigorta fonunda. Yani gidip bir herhangi iş adamının fabrikasına çökebilirsiniz. Alabilirsiniz. Yolsuzluk yapabilirsiniz. Meclisten kanun çıktı ya. Soruşturma ve kovuşturma açılamaz diye. Ben şimdi tekrar mütedeyin kardeşlerime seslenmek isterim. Hırsızlık, hırsızlık yapana, yolsuzluk yapana soruşturma ve kovuşturma açılmayacaktır diye kanun çıkaran bir partiye siz nasıl eliniz tutar da gider oy verirsiniz? Evet. Çocuklarınız, ben bunu parlamentoda bütçe konuşmasında söyledim. Siz çocuk milletvekillerine dönerek, AK Parti milletvekillerine dönerek siz çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Evet efendim. Şimdi... Ve siz bunu gidip de fazla değil ilkokula giden çocuğunuzu anlatın. Eğer ilkokula giden çocuğunuz baba doğru yapmıştır derseniz vallahi milletvekilliğini bırakacağım. İlkokula giden çocuk. Devleti fiilen soyulur hale getirdiler ya. Kanunla da hakimin elini bağlıyorsunuz, savcının elini bağlıyorsunuz. Kovuşturma ve soruşturma açılamaz. Evet. Bitti. Bitti. Şimdi Tülay'ın sorduğu sorudan... Gittik Anayasa Mahkemesi. Evet. Onu da söyleyeyim. Tamam. Gittik Anayasa mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne mahkemesi özel bir mektup yazdım sayın başkana. Türkiye Büyük Millet Meclisi büyük bir itibar kaybına uğramıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi yolsuzlukların e, soruşturulmaması ile ilgili bir kanun çıkarmıştır. Lütfen bu kanunu öncelik verin ve Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstüne düşen bu kara lekeyi kaldırın diye. Bizzat kendimi imzalayıp Türkiye imzalayıp e, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bir dilekçe verdim. Yani. Sonuç? Türkiye hala görüşülmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir tabloyu hiç gördü mü Allah aşkına ya? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bana gazi meclis bunu diyemezsiniz dedim. O gazi meclisle bu meclis arasında çok fark var. O gazi mecliste yolsuzluk yapanları Yüce Divan'a gönderdiler. Evet. Bu gazi mecliste de yolsuzluk yapanın yanına kar kaldı. Meclis demişken Tülay'ın sorduğu bu terör meselesinden yola çıkarak tam da efendim bir hafta önce bugün sizin yerinizde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Sayın Mansur Yavaş'ı ağırladık evet. ve Sayın Mansur Yavaş çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Hatta belgeleriyle gösterdi. İktidarın 2006-2009 yılları arasında özellikle bu taş atan çocuklar kanunuyla evet. beraber etkin terör pişmanlık. etkin pişmanlık yasasıyla beraber terör elebaşının e, af çıkması yönünde evet. bir girişimde bulunduğunu altında imzalarıyla belgeleriyle gösterdi. E gösterdi. Ee, e, hatta, hatta dün kanun de... teklifi geldi parlamentoya ve evet. komisyonlarda görüşülürken evet. o zaman kıyamet koparıldı. Bunların hepsi anlatıldı. Ama <laughs> öyle bir tablo ki hani bir şey söylüyorsun normalde utanması lazım değil mi? Bizde Anadolu'da bir laf var. Ar damarı patlamışsa ne diyeceksin yani? Kime diyorsunuz efendim bunu? İktidar sahiplerine diyorum. Ne diyeceksiniz yani? Bütün bunları yapanlar dönüp bizi suçluyorlar. Bütün bunları yapanlar. Ya insanda biraz ahlak olur, erdem olur ya. Ya Hani iftira ya iftiranın bu boyutunu ben hayatımda ilk kez görüyorum. Hayatımda ilk kez tanık oluyorum böyle bir şeye. Yüreğin varsa gelirsin. Elinde belgeler, dökümanlar, videolar, ses kayıtları bilmem ne varsa gelirsin oturursun. Hatta beni davet edersin. Gel karşıma dersin. Gel kardeşim karşıma. Bak bakalım sen bunun hesabını veremeyeceksin diye. Bana söylersin. Ben kaçarım. Sen kaçmazsın. Eğer benim kusurum varsa ben kaçmıyorum sen kaçıyorsun. Sen korkuyorsun. Çıkamıyorsun karşıma. İki kişi kaldık şimdi değil mi? Cumhurbaşkanı adayı olarak. Başka kişi yok. TRT'de çağrı yaptım. TRT senin, Borazan'ın zaten. Sana 48 saat ayırıyor, bana 32 dakika ayırıyor. Senin Borazan'ın. Normalde tarafsız yayın yapması lazım. Yapmıyor. Dedim bak TRT'de senin bir sürü adamın var. Çık karşıma TRT'den. Sorsunlar. Sana da sorsunlar, bana da sorsunlar. Veya onlar sormasınlar, biz birbirimize soralım. Şöhret olmak istiyorsun diye bir e, yanıt verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Şöhret peşinde misiniz efendim? <laughs> Neden karşınıza çıkmıyor? <laughs> şöhret oturt oturtmam sizi dedi. <laughs> Siyasetçilerin şöhret olma gibi bir merakları yoktur. Siyasetçiler halkın önüne temiz yüzleriyle çıkmak zorundadırlar. Siyasetçiler halkın önüne neyi nasıl hangi sorunu nasıl çözecekleriyle ilgili görüş bildirmek için halkın önüne çıkarlar ve siyasetçilerin bir gelecek perspektifi olur. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Türkiye'yi hangi e, evreye ulaştıracaklardır? Türkiye için neler yapacaklardır? Sanayide ne yapacaktır? Bilimde, kültürde, sanatta neleri yapacaklardır? Var olan sorunları nasıl çözeceklerdir? Bunları oturur anlatırlar halka ve bunun üzerinden oturur bir tartışma zemini yaratırlar. Şimdi yalan dolan üzerine bir siyaset gidiyor. Yalan dolan o yüzden korkarak karşıma çıkmıyor. Korkuyor. Yani sen dünya lideriydin kardeşim. Benden niye korkuyorsun? Dünya liderisin. Gidiyorsun. Ele tek yapıyorsun. Seni kapının önünde bekletiyorlar, kronometreyi açıyorlar. Ya hayatımda böyle lider hiç görmedim. Gerçekten hiç görmedim. Bu kadar yalan söyleyen, bu kadar yalan söyleyen ve yalanı da bu kadar gittiği her yerde tekrarlayan bir insan hiç görmedim. Hiç görmedim. Böyle bir Müslümanlık anlayışıyla da hiç karşılaşmadım. Hiç ama. Nasıl Müslüman bunlar ya? Nasıl e, inançlı yani. bunlar ya? E, şimdi Doğan abinin e, sorusu ne? ki? Yani şeytanın aklına gelmeyen bunların aklına <laughs> geliyor. Vallahi billahi. Şeytanın aklına gelmeyen bunların aklına geliyor ya. Bunların Müslümanlıkla falan ilgileri de yok ya. İftira atama, atamazsınız bir insana ya. İftira atamazsınız. Yalan söyleyemezsiniz. Eleştirebilirsiniz eyvallah kaşım böyledir, gözüm böyledir, saçım böyledir, yürüyüşüm böyledir vesaire. Cümleyi şöyle kurdun, yanlış. Ben bunları anlarım. Ama ya yalan söylenir mi ya? İftira atılır mı ya? İftira atan adam iftirasını itiraf ediyor. Bir de milletin önüne çıkıyor. Yani söylüyor bunun tezgah olduğunu söylüyor. Ee, kandil'le konuşturan bir kurum dediniz. Tam ismi vermediniz ama işaret ettiniz. Yine Liderler Fox, Fox programında Sayın Meral Akşener'de İmralı iktidarın İmralı ile temas olduğunu, İmralı'ya birilerinin gittiğini söyledi. Hatta sonrasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ işte giden bir hakimdi. Teknik konular için gitti diye bir açıklama yaptı. Bu Kandil'e teması arkasındasınız. iddianızın ve kurumu da işaret ediyorsunuz. İmralı zaten temas... görüşüyorlar. Biz ha, onu onların soracağım. hepsini biliyoruz zaten. Evet. Kim görüşüyor? Bil, yani nasıl bir görüşme trafiği var iktidarla İmralı arasında? Kendilerini desteklemesi için galiba görüşmeler yapılıyor. Bazı görüşmeler gizli kapaklı Efendim, görüşmeler. Sayın Akşener'in açıklamadığı o ismi siz biliyor musunuz? Ee, ben şimdi isim açıklarsam doğru olmaz. Sayın Akşener yargı bir, mensubu bir, dedi. Yüksek bir yargı mensubu dedi. Bir, bir, evet yani bir kamu görevlisinin ve ismini de bir dediniz e, ki Kandil'in anahtarı kimde? Erdoğan elinde. Dolaylı olarak <laughs> Apo'yla konuşturuyorlar ve o kilit ismi siz biliyorsunuz. E, dolaylı olarak Apo'yla konuşturuyorlar e, demedim. Tam tersine Kandil'in anahtarı oradadır. Buradaki bazı unsurlarla görüşmeler var. Apo'yla onların arasında bir görüşme var mı onu bilmiyorum. Yani eğri eğri, doğruya doğru. E, dolayısıyla herhal yukarıda, herhal yukarıda, onla o görüşmeler yani İmralı'yla görüşmeler var. Belli aralıklarla bu görüşmeler yapılıyor. Görüşmelerin amacı kendilerine destek vermek için ikna turları var. Biz bunu da biliyoruz, bunun da farkındayız. E bu bir şekliyle gidiyor. Ve o ismi biliyorsunuz, açıklamıyorsunuz. E açıklamak doğru olmaz. Bir kamu görevlisini açıklamak doğru olmaz. Peki efendim, şimdi yine pek çok e, cümlede ve paragrafta bu gündeme geldi. Montaj videolar, şu bu. Buradan şöyle bir soru çıktığı çok açık. Hele bu birinci turla ikinci tur arasındaki tartışmanın boyutlarına bakıldığında. Bu rezil terör örgütü PKK ve onun türevleri evet, Suriye'nin kuzeyinde şurada evet. burada sadece bu ülkenin evlatlarına can ve mal kaybı olarak yansımıyor. Öyle. Aynı zamanda Türkiye'nin siyasetini zehirliyor. Öyle, Belli ki. Öyle. Şimdi dolayısıyla... Ve iktidar partisi ondan medet umuyor. Acı Doğru... olanı da bu zaten. Bir iktidar partisi bir terör örgütünden nasıl medet umar ya? Bu, nasıl medet umar bu, ya? Bu terör... ne olursun konuş diyor. Ya akıl alacak şey değil ya. Gerçekten akıl alacak şey değil. Peki bence şu anda zaten bütün bu geçen 15-20 günlük zaman zarfında herkesin aklında şu var. Bu terör örgütünün artık kesinlikle sonunun getirilmesi bu ülkenin siyasetinde ...ilk amaç olmanın... ...elbette rahmetli Ecevit... Ee, ...terörü bitirmişti. ...biz bunu gayet iyi biliyoruz... ...herkes biliyor, herkes da zaten bunu... ...terörden medet umduğunuz andan itibaren... ...terör sorununu çözemezsiniz... ...terör örgütüyle... ...meşru, meşru eğer... ...devleti terör örgütüyle muhatap ederseniz... ...bu sorunu çözemezsiniz... Baştan söyledim. Bu sorun çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisidir diye. Çünkü onlar devleti nasıl yöneteceklerini bilmiyorlardı. Ama ben devlette 27,5 yıl çalışan birisi olarak sorunun çözüm adresi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini gösterdim. Sonra geldiler. En sonunda evet haklıymış. İyi de aradan geçen zaman, aradan geçen kayıplar, aradan geçen şehitler, bütün o şehitler ne oldu? O kadar büyük ağır bedeller niye ödendi? Devlet böyle mi yönetilirdi? Yani bu terör örgütünün, bölücü terör örgütünün ortadan kaldırılacağını terörün, söylüyoruz. Terörün, terörün kökünün kazılması lazım. Bizim bölgemizde de, Orta Doğu'da da terörün sonlandırılması lazım. Ve sizin Cumhurbaşkanlığınızda? Orta Doğu ülkeleriyle bu konuda işbirliği yapılması lazım. Terörü besleyen unsurlar var. Teröre silah desteği verenler var maddi destek verenler var. Bu desteği verenler bize dost görülen pek çok ülke biz bunları da biliyoruz. Aslında devlet de bunları biliyor. Ama bu sorunu çözmek için bir siyasi iradeye ihtiyaç var. Bu siyasi irade yok. Siyasi irade de terörü kullanıyor. Cumhurbaşkanı şöyle bir tablo çizdi. Hatta bugün de söyledi açıklamasında. Evet ya yani sanki siz Cumhurbaşkanı olduğunuzda sanki Suriye'nin kuzeyi kapılar her şey açılacak. Teröristler ülkeye girecek, oradaki askerler geri çekilecek. Yani söylem hep bunun üzerine. Kılıçdaroğlu gelirse, Cumhurbaşkanı olursa, Kemal Kılıçdaroğlu... Devleti öyle yönetiyor, benim de öyle yöneteceğimi sanıyor. Devlet öyle yönetilmez. Bu ülkenin bir Milli Güvenlik Kurulu vardır. Siz hayati bir kar konuda karar <laughs> alırken Milli Güvenlik Kurulu'nu toplarsınız. Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşünü alırsınız. Bu devletin istihbarat örgütleri var. İstihbarat örgütlerinin görüşlerini alırsınız. Siz bir sorunu çözmek istiyorsanız o sorunun bütün çözümlerini masaya yatırır. Her çözümün artısını ve eksisini düşünmek zorundasınız. Bunu yapacak olan devletin bürokrasisi. Devlet bürokrasisi oturur. Dışişleri Bakanlığı devre dışı bırakamazsınız. Şimdi Dışişleri Bakanlığı devre dışı. Kim Dışişleri Bakanı? Kim? Dışişleri bürokrasisi ne? Allah Allah aşkına ya. Rüşvet alandan büyükelçi olur mu ya? Rüşvet aldı ya. Rüşvet alan iki kişi büyükelçi tayin ettiler. Hayatı boyunca Dışişleri Bakanlığı veya dış politika konusunda bir makale yazmamış. Bir yazı okumamış. Dış politikanın ne olduğunu bilmeyen, Dışişleri Bakanlığı'nın geleneklerini bilmeyen adamlar bu ülkede büyükelçi atandı. Rüşvet alanı büyükelçi atarsanız parayı veren devletin bütün sırlarını satın alabilir. Çünkü rüşvet vermiş. Biliyor herkes bunu. Bütün dünya biliyor zaten. Niye siz onu hangi gerekçeyle rüşvet alanı büyükelçi atadınız? Bunu sorgulanması lazım. Yine AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Elinizi vicdanınıza koyun. İlkokula giden çocuğunuza da sorun. Rüşvet alandan büyükelçi olur mu olmaz mı oğlum ne diyorsun diye sorun. Çocuk rüşvet alandan büyük elçi olur diyorsa bütün bu sözlerimi geri alıyorum. Ama ilk okulan çocuk giden çocuk baba önce sorar rüşvet nedir? Onu anlatacaksın. Diyecek ki size baba böyle bir kişiden büyük elçi olmaz, devlet memuru bile olmaz der. O zaman niye oy veriyorsun? Şimdi... Senin çocuğun bile kabul etmediği bir şeye neden onay veriyorsun? Dünyada bizim tarihimizde böyle bir örnek var mı? Ve dünyada böyle bir örnek var mı? Yani alın. Güney Kore'yi mi alırsınız? Japonya'yı mı alırsınız? Kanada'yı mı alırsınız? Papua Yeni Gine'yi mi alırsınız? Yeni Zelanda'yı mı alırsınız? Rüşvet alan adamdan büyük elçi atanan bir ülke gösterin. Türkiye dışında. Ve kalkıp diyorsunuz ki Türkiye'nin saygınlığı ve itibarı. Şöyle görüyor. Bunlar rüşvet alanı da veriyorlar. Parayı verdi mi düdüğü çalarsın. Evet parayı verdin mi düdüğü çalarsın. Evet, Rüşvetsiz bir hayat yok zaten. Böyle bir noktaya getirdiler Türkiye'yi. Ve rüşveti meşrulaştırdılar. Ahlaki bakın ahlaki temellerimizde ciddi bir zafiyet çıktı ortaya. Hırsızlık yapanın kahraman olduğu bir topluma dönüştük biz. Hırsızlık yapanı, yolsuzluk yapanı el üstünde tutulduğu, devlet makamlarının ikram edildiği bir topluma dönüştük biz. O nedenle bizim işimiz biraz zor. Onları düzeltmek o kadar kolay değil. Bu kirlenmişliği düzeltmemiz lazım. Ama ahlak temelli düzeltmemiz lazım. Vurmadan, kırmadan, dökmeden düzeltmemiz lazım ve devletin bu konuda saydam olması lazım. Neden hangi işlemi yaptığını topluma anlatması lazım. O zaman toplumla siyaset arasında, yöneticiler arasında bir güven unsurunun olması lazım. Bu güven kaybı şu anda. Şimdi süremiz de azalırken bir yandan böyle e, veriminde kullanmak istiyorum. Sığınmacılar başlığına geçmek evet. istiyorum. Ümit Özdağ'ın e, Millet İttifakı'na ve size evet. Cumhurbaşkanı adaylığında size destek vermesi, Sinan Oğan'ın e, Cumhur İttifakı'na Erdoğan'ı tercih etmesi bu başlıklarla ilerleyelim. Buyurun. E, şimdi efendim e... Belli ki e, birinci turda biraz göz ardı edilen bir başlık vardı sığınmacılar. Ve şimdi bu ikinci tura giderken sizin kampanyanızın da e, ana eksenine oturdu diyebiliriz. ekonomi ile birlikte evet. sığınmacılar. ve Ümit Özdağ'la yaptığınız bir protokol var. Şimdi dediniz ki bir yıl içerisinde biz e, Suriyelileri e, geri kabul yeri gelirse geri kabul anlaşmasını da reddederek... Avrupa Birliği'ne de res çektiniz, biz göndereceğiz dediniz. Şimdi e, e, iktidarda diyor ki nasıl göndereceksiniz? Biz oraya zaten biriket evler yapıyoruz ve onlar zamanda gidecekler herhalde o evleri gönder gördükten sonra diyorlar. Şimdi bu iki e, politika arasında bayağı bir fark var. Siz hem bu politikanızı anlatır mısınız, hem de Ümit Özdağ'la birlikte yaptığınız ortaklık protokol bu tura nasıl yansıyacak? Şöyle, bir sefer sınır diye bir şey yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınır diye bir haritalarda var ama gerçekte böyle bir sınır yok. Elini kolunu sallayan herkes. Cebinde parası olan herkes rahatlıkla Türkiye'ye gelebiliyor. Hangi bölgeden olursa olsun. Yeter ki rüşvetinizi verin. Bu bu gerçeği biz hepimiz görme, görmek zorundayız. İster İran sınırına bakın, ister Suriye, ister başka sınırlara bakın. Parayı bastırdır mı geliyorsunuz. Hatta gelmenizi de şey de değil yani. E, hükümet sizi davet ediyor. Kirli parayı getir, ne yaparsan yap. Hakkında soruşturma bile açılmayacaktır diye. O da kanun çıktı. Öyle bir yasa da çıkardılar. Şimdi Suriyelileri bir sefer önce sınır güvenliğini alacağız. Sınırlar hudut namustur. Bunu sağlayacağız. İki, geri kabul anlaşmasını niye imzaladılar? Suriyeli gidecek Avrupa'ya sen geri bana geri gönder ben buradan göndermeyeceğim diye. Niçin? Para için yaptılar. Ya burası göçmen deposu mu? Sığınmacı deposu mu Türkiye? Siz rahat edin diye Orada güzellikler içinde yaşayın diye, huzur içinde yaşayın diye bütün sıkıntıyı bu millet mi çekecek ya? Bu milletin sırtını niye bunu yıkıyorsunuz? Meydan okuduk, evet bunları göndereceğiz. Zafer Partisi'nin Sayın Genel Başkanı da dedi ki evet beraber göndereceğiz. Biz iki yıl içinde göndereceğiz diye benim düşüncem vardı. Evlerini, yollarını, okullarını yaparız ve ondan sonra göndeririz diye. Bir yıl içinde ben bunları göndereceğim dedi. E güzel, bir yıl içinde kendisi kararlıysa ve göndereceksek hiçbir sorun yok göndeririz bir yıl içinde insani ko koşullar içinde onu da ifade edeyim nitekim e, o zaman bir görev sorumlusu vereceksin sayın Özdağ bunu, bunu açıkladı ve daha sonra medyanın önüne çıktığımızda da hangi koşullarda e, göndereceğini de bir şekliyle ifade ettim evet göndereceğiz hiç kimsenin endişesi olmasın Türkiye birilerinin çöp deposu birilerinin sığınmacı deposu olmayacak Türkiye itibarlı, saygın bir ülke olacak. Kimsenin önünde eğilmeyecek. Geri kabul anlaşması oldu, efendim. O anlaşmaya göre 5-10 kuruş para gelecek diye ben 10 bin kişinin sırtını, 10 milyon kişinin yükünü sırtına, bu milletin sırtına yıkamam. Biz bu kadar açık, bu kadar net söyledik. Bunu e, Ümit Bey e, zaten bu konuda kararlı, kararlı içinde kendisine teşekkür ediyorum. Sorumluluk alacak mı efendim? Sorumluluk verecek misiniz Sayın Özdağ devlette? onla ilgili mesela göçle ilgili şöyle, göç bakanlığı ya, bir İçişleri Bakanlığı otomatik bir bir pazarlık yapılmadı. Yani zaten e, kendisinin duruşu da e, bu ülkenin huzuru için e, üsüme ne düşerse ben o görevi rahatlıkla yapabilirim. Bütün mesele Türkiye'nin huzurudur ve Türkiye'de bu sığınmacı sorununu temelden çözmektir. Türkiye'nin sınırlarını güvence altına almaktır. Bir vatansever olarak geliyorum ve bir vatansever olarak da e, Millet İttifakı'nın yanında e, duracağım, size destek vereceğim. E, ve Türkiye'nin sorunlarını, bu temel sorunu, sığınmacı sorununu çözeceğiz, el birliğiyle çözeceğiz dedi. Ben de kendisine teşekkür ederim. Böyle bir sorumluluk hangi bakanlığa düşer? Normalde Bakanla bir araya geldiğimizde normalde şöyle bizim bir protokolümüz var kamuoyunu açıkladığımız. Parti yani altı lider bir araya gelecek. Önce her partiye bir bakanlık daha sonra da çıkarılan milletvekili sayısına göre bakanlıklar. Sayın geldi. Özdağ pazarlık yapmadı dediniz. Hemen pazarlıktan söz açılmışken Sayın Sinan Oğan. Ben e, Sayın Kılıçdaroğlu'yla veya Millet İttifakı'yla görüşmemde seçimden sonra 14 Mayıs'ta birinci turdan sonra bir pazarlık yapmadım dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş pazarlık var dedi ve bakanlık istedi dedi. Sayın Oğan pazarlık yaptım efendim. Bakanlık istedi mi ve siz Mansur vermediniz Mansur Bey mi? bir şey söylemişse doğrudur. Sayın Oğan sizden ne istedi? E, o ayrıntıya girmek istemem ama Mansur Bey bir şey söylüyorsa... E, doğrudur. Bakanlık mı Cumhurbaşkanı yardımcılığı mı? Niye ikisi olmasın? O kadarını, e, ikisine, niye ikisi olmasın? Niye, niye ikisi olmasın? Hem bakanlık hem bakanlık. Cumhurbaşkanı hem... Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Yani Mansur Bey'in söylediği doğrudur. Hı hı. Ben bu hı. var mı bir şey söyleyecektim? Hı. Bu sığınmacı konusunda e, siz seçimin referandum olduğunu söylüyorsunuz. Hatta e, son açıklamalarınızdan bir tanesi de dediniz ki. Şimdi o... şunu, şunu vatandaşıma söylüyorum. Sen bugün için 10 milyon, yarın için 30 milyon sığınmacının yükünü çekmek istiyorsan git Erdoğan'a oy ver. Hiç şikayet etme. Hayır olmasın. Ya ben kendi ülkemde çalışayım. En azından benim çocuklarım da iş güç sahibi olsunlar. Umutlarını dışarıya bağlamasınlar diyorsa ya kardeşim oyunu bana verecekti. Gayet açık gayet net. Hırsızlık yok. Yolsuzluk yok. Kul hakkı yemek yok. Sığınmacılar gidecek. Yabancıların önüne diz çökmek yok para dilenmek yok. Namusu gibi bu ülkeyi yönetmek var. Eğer böyle bir yönetim istiyorsan, helalinden bir yönetim istiyorsan, ahlaklı bir yönetim istiyorsan, erdemli bir yönetim istiyorsan gelip oyunu vereceksin kardeşim. Ha yok diyorsan ben her türlü yolsuzluğa, hırsızlığa göz yumarım. E, 10 milyon sığınmacı var. Yarın 30 milyon olsun. Bu yükün altına girerim. Benim çoluk çocuğum da perişan olsun diyorsan oyunu gidip Erdoğan'a vereceksin. Bu kadar açık bu kadar ne söylüyorum. Eğer cesareti varsa Erdoğan'ın çıkar karşıma. Korkmasın. Çıkar karşıma benimle oturur konuşur. Çıkamaz. Korkuyor. Terör konusunda da korkuyor, ekonomi konusunda da korkuyor, dış politika konusunda da korkuyor, rüşvetler, yolsuzluklar konusunda da korkuyor. Yav sen bu ülkeyi samana muhtaç ettin ya. Samana ya. Ete muhtaç ettin. Canlı hayvana muhtaç ettin. Buğdaya muhtaç ettin. Bakın hala Buday taban fiyatını açıklamıyor. Ve aslında... Hala açıklamıyor. Bu bir referandum dediğiniz de bu. Tam referandum da buna denk budur. Evet. Gayet yani açık. Yani ilgili be. sorusu nedir o zaman bu referandumun vatandaşa seçmene? <laughs> Az önce söyledim. Mesela Ka Ümit Bey diyor ki... Türkiye'nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız... Yani Türkiye bu sığınmacılar meselesi bir beka sorunu olarak zaten ortada... BPli kardeşime de söyleyeyim. Kardeşim sen... Sen anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek istiyorsan gideceksin oyunu Erdoğan'a vereceksin. Ben öyle adı Türkiye Cumhuriyeti'miş falan filan önemli değil diyorsan. Hayır. Anayasanın ilk dört maddesi kalacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adı, bayrağı neyse tanımlanmışsa ilk dört maddesinde ben bunun sahibiyim diyorsan geleceksin kardeşim bana oy vereceksin. Ülkücüysen, milliyetçiysen gelip bana oyunu vereceksin kardeşim. Memlekette huzur istiyorsan, terör olmasın istiyorsan doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde herkes evinde, huzur içinde yaşasın istiyorsan gelip oyunu bana vereceksin kardeşim. Bu kadar açık ne söylüyorum? Ha diyorsan ki ya önemli değil. Hırsızlık da olabilir. Yolsuzluk da olabilir. Efendim çocuğum işsiz de kalabilir. Fakir fukara ezilsin hiç önemli değil. Millet bir kuru ekmeğe de muhtaç olabilsin diyorsan ve bu devleti yönetenler lüks içinde yaşıyorlarsa ve bu devleti yönetenler mallarını, mülklerini yurt dışına kaçırmışlarsa, dünyalıklarını orada yapmışlarsa, "E olsun" diyorsan gideceksin Erdoğan'a vereceksin. Bu kadar açık. Ve sen benim bu söylediklerime inanmıyorsan Erdoğan'a baskı yapacaksın. Diyeceksin ki, "Kardeşim bu Kılıçdaroğlu denen adam çıktı televizyona. Sana meydan okuyor ya. Sen de dünya liderisin. Çık şunu bir boz bakalım." desin onu dinlemez ve korkar ve karşıma çıkmaz. Bakın burada söylüyorum. Korkar ve çıkmaz. Çünkü bütün suçlarını benim bildiğimi biliyor. Her birisinin önüne belge koyacağımı da o da gayet iyi biliyor. Her birisinin yaptığı her işin önüne bir belge koyacağımı o da biliyor. Televizyon kanallarını bazı işte havuz medyası dediğimiz televizyon kanalları var. TRT de onlardan birisidir. Efendim? Niye TRT beni davet etmez? Mesela orada da bir sürü gazeteci var. Davet etsinler bana soru sorusunlar. Niye davet etmezler? Niye soru sorma cesaretini göstermezler? Neden korkarlar bunlar? Neden ürkerler bunlar? Gerçekleri görmek istemiyorlar. Gerçekleri açıklamak istemiyorlar. Gerçeklerin kamuoyu tarafından bilinmesini istemiyorlar. Erdoğan'a tekrar çağrı yapıyorum. TRT'ye güvenmiyorsan bak senin CNN Türk'ün var. Senin A Haber'in var. Senin Ülke TV'n var. Bir sürü televizyon kanalların var. Onlara çıkalım. O gazete senin seçtiğin gazeteciler olsun. Ben seçmeyeceğim. Ya hayatım boyunca da hiç gazeteci seçmedim yani şu gelsin bu gelsin diye. Sen seç gazetecileri. Senin gazeteciler gelsinler oraya ki onlara gazeteci denirse gelsinler. Soru sorsunlar. En sert soruları bana sorsunlar. En ya buna asla kılıçlar oldu cevap veremez diye düşündükleri soruları sorsunlar. Senin gazetecilerin sana da soru sorsunlar. Niye cesaret edemiyorsun? Efendim yani siz bu meydan okumayı defalarca yaptınız ama neticede Şimdi bir iki kişi kaldı Az önce ama vakitte kalmadı. Artık iki gün var. Yarın gelsin. <laughs> Peki. Ee, ülkücü kanat önderleri size destek açıkladı. Alparslan Türkeş Vakfı yine size desteğini açıkladı. Az önce tam bir yerden devam edecektin galiba. Ee, e, efendim az önce dediniz ki anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini istemiyorsanız gelin bana oy verin. Bunu Hüdapar kaygısıyla mı söylüyorsunuz? Hüdapar'ın meclise girmiş olmasından kaynaklı bir kaygıyla mı? E öyle Cumhur İttifakı'nın bir parçası Cumhur İttifakı. Hüdapar dedi zaten anayasada değişmez maddeler olmaz dedi. Artı Türk bayrağı değil Türkiye bayrağı olması lazım dedi Buna benzer pek çok yemin şey var. Yemin krizi var efendim. efendim? Yemin krizi. Tabi. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi geciktirdi dedi mi Yüksek Seçim Kurulu? Şeyleri geç veriyorlar milletvekillerine. Parlamento Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra toplansın. Çünkü yemin krizi çıkacak. Hüdapar'dan seçilen milletvekili Serkan Ramanlı. Meclis yemin metni doğru değil zaten. Değişmeli diye açıklama yaptı. Şimdi... Milliyetçi Hareket Partisi, yani ülkücü kardeşlerime, yani kendisini milliyetçi olarak tanımlayan kardeşlerime seslenmek istiyorum. Eğer bu suça ortak olmak istemiyorsan ve bana da oy vermek istemiyorsan sandığa gitme o zaman. O zaman sandığa gitme. Efendim, bu suça ortak bu... olma. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasını, ilk dört maddesini değiştireceğiz diyen partiye, kişiye oy verme kardeşim. Verirsen kusura bakma sen milliyetçi falan değilsin... milliyetçilikle senin de bir ilgin yok... Türk bayrağı değil de Türkiye bayrağı oldun diyorsan... kardeşim kusura bakma... senin milliyetçilikle falan da bilgin yok... o zaman sandığa gitme mi? E, gitmeyecek Hı. o zaman... bana da oy vermek istemiyorsa... ben e, Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemiyorum... ama bu günahda da ortak olmayı istemiyorum diyorsan sandığa gitme kardeşim... gitme o zaman sandığa... E, normali mi? nedir? normali gelmesi... Türkiye'nin çıkarlarını savunan, Türkiye'de barışı, huzuru sağlamayı amaç edinen bir lidere oy vermesi lazım. Bir adaya oy vermesi lazım. Ya yolsuzluk yapan adama oy veren kişiye milliyetçi denir mi Allah aşkına ya? Milliyetçi denir mi ya? Sadat'ı aldı yanına. Erdoğan'ın danışmanı değil miydi Sadat'ın başkanı? Ne diyordu? Türkiye Cumhuriyeti devletini kaldıracağız diyordu. Asrika diye bir devlet kuracağız diyordu. Türkçe olmayacak, resmi dili Arapça olacak diyordu. E peki buna destek vermek milliyetçilik midir Allah aşkına ya? Hangi milliyetçi buna diyebilir ki Türkiye Cumhuriyeti devletini kaldıracağız da resmi dili Arapça olacak diye. Devletin adını da kaldırıyoruz, Asrika olacak diye. Bu kardeşiniz o milliyetçi kardeşlerime sesleniyorum. Ben Sadat'ın önüne niye gittim? Niye gittim? Neden? bir sürü milletvekiliyle beraber biz asla bu düşünceyi kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sen müdahale edemezsin kardeşim. Yeraltı faaliyetlerin var senin. Yeraltı faaliyetlerin var. Sen yasal görülmekle beraber yasa dışı bir kuruluşsun sen. Onu seslendirmek için gittik oraya. Ve bunu seslendirdik orada. Kamuoyuna seslendirdik buradan. Ve oradan bazıları istifa etmek zorunda kaldılar. Bu tür karanlık odaklar var. O karanlık odakların tamamının üstüne gideceğiz. Bir de Hüdapar'ın tabii kadın hakları, medeni kanun konusunda girişimleri var ki zaten çok da tartışılıyor. Yani medeni kanun bizim cumhuriyetten evveline de uzanıyor. Bizim e, sadece Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti döneminde kadınlarımızın elde ettiği hakların kaybı değil, daha ötesi söz konusu olabilir. Çünkü bunu da açıkça dile getiriyorlar. Yani nafaka meselesinden ne bileyim, miras konusuna şuna buna... Şimdi bu da apayrı bir konu. Kadınların e, kıymeti değerli kadınlarımızın bu ülkenin insanların Kadını kadın olarak duymadığını değildir. duyuyorum ben Tabii, bir yandan da. Kadını an. kadın olarak değil de köle olarak gören bir zihniyete nasıl gidip <laughs> oy vereceksiniz? Kadını kadın olarak görmüyor. Ben zaten şunu da anlamıyorum. Sevgili Peygamberimiz. Cennetin anahtarı kadının ayakları altındadır diyor değil mi? Kadını bu kadar yücelten bir başka din var mı bilmiyorum. Ben ilahiyatçı değilim. Ama kadını yücelten bir inanç anlayışımız var. Siz kadını alıyorsunuz. Tam tersine kölelik düzeni içine sokuyorsunuz ve biz de gidip ona oy vereceğiz. Sen iyi yaptın diye. Buradan o kadın kardeşlerime de sesleniyorum. Sizin hakkınız var. Üniversiteyi bitirdiğinizde iş istiyorsunuz. Başı açık başı kapalı bunlar da artık geçmişte kaldı. İster başı açık olsun ister başı kapalı olsun bütün kadınların başımızın üstünde yeri var kardeşim. Kadın da çalışacak kadın da üretecek. Kırsalda çalışan vallahi kadın olmasa bu kadar üretim olmaz. Ben Karadenizli kadını biliyorum. Sabahın köründe kalkar gece bilmem yarısında gelir evine çalışır günü 24 saatin neredeyse. Anadolu'da kadın kırsalda böyledir günü 24 saati çalışır. Şimdi siz kadını alacaksınız çalışma. Ne demek çalışma ya? Ne demek üretme? Bu da çalışacak, bu da üniversiteye gidecek, bu da okuyacak. Bunu da bir gelecek beklentisi var. Bu da çocuklarını iyi yetiştirmek isteyecek, iyi okullara gitmesini isteyecek. Bütün bunların hepsini değiştireceğiz. Tam da oraya gelecek efendim. Yani gelecek dediniz. E o zaman 29 Mayıs 2023 ve Sonrasını konuşalım eğer hani tabii, e, eklemelerimiz tabii, varsa. Tabii. Bir ekonomi başlığı. Evet, Şimdi işte gidiyor. neyi konuştuk? Yine yani BTK kararı konuştuk. işte e, sahte video bunun üzerinden propaganda pek çok konuyu konuştuk. Ama bu ülkenin hani sığınmacılar meselesini konuştuk. Belki bir yerinde yabancı evet. seçmeni de konuşalım isterim. Bir de sandık çağrısı önemli. Ama yani bunları konuşurken siz ne Şu vaat ediyorsunuz? İşte mi? bileğinizdeki Martiniska dileğiniz evet. hani evet. bunları konuşamaz hale geldik. Yani 14 Mayıs öncesi kalp yapıyordunuz. Türkiye, Daha keskin bir evet. dil var artık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gelip oy kullanıyor ama Türkçe bilmiyor. Evet. Vatandaşlık verilmiş. Gelip oy kullanıyor ama Türkçe bilmiyor. Ve bu kişi Türkiye'nin kaderi hakkında rol oynuyor. Böyle bir garabet hangi ülkede var Allah aşkına? Böyle bir garabet. Ya bari işteyse vatandaşlık veriyorsan Türk şeyi bilip bilmediğine bir bak. Ondan sonra bir vatandaşlık ver. <laughs> Türk şeyi bilmeyen, öğrenmeye niyeti de olmayan ama gelip vatandaşlığı alan. Ya bunlar vatandaşlığı sattılar ya. O nedenle milliyetçi kardeşlerime zaman zaman sistem ediyorum. Ya senin vatandaşlığını satan adama sen nasıl oy verirsin kardeşim ya? Vatandaşlık bu kadar ucuz mu ya bu memlekette? İngiltere'de vatandaşlığı şöyle veriyorlar. Dünyanın en önemli 20 üniversitesinden mezunsanız gelin bizim ülkemize size vatandaşlık vereceğiz diyorlar. En önemli 20 üniversite, en bilgili insanları kendi ülkesine çağırıyor. Bizde de bastırdın mı 400 bin doları vatandaşlığı alıyorsun. Evet. Hatta şimdi 400 bin doları bastırmaya da gerek yok. Uyuşturucu baronuysanız rahatlıkla gelip vatandaşlık alabiliyorsunuz yani. Bu konu satışı, rahatlıkla. konu satışıyla vatandaşlık verilmesi konusunda bir Düzenleme olacak mı Cumhurbaşkanı seçilirseniz? Efendim vatandaşlık verme konu satışına bağlanmaz. Bu ülkenin bir onuru vardır, haysiyeti vardır ya. Vatandaşlık pazarlık konusu mu olur? Vatandaşlık verecekseniz bakarsınız. Bilgisine, birikimine bakarsınız. Nedir, ne değildir bakarsınız. Türkçe biliyor mu kaç yıldır bu ülkede kalıyor? Kaç yıldır bu ülkede çalışıyor? Bu ülkeye bir faydası var mı yok mu? Oturursunuz ona göre düşünürsünüz. Devletin ilgili kadroları bakarlar. Ondan sonra vatandaşlık verilmesi gerekirse verirsiniz. Bu kadar kirayla da, kira kabusuyla da bir bağlantısı var bir yandan. Yabancılara konut satışı, kiraların artışı. Çünkü... E kiralar arttı zaten. Daha da artacak. Daha da artacak kiralar. Fiyatlar artacak. Sığınmacılar çoğalacak. Göreceksiniz bakın sığınmacılardan. Ya fazla değil yani bir süre sonra. Yeraltı dünyası olacak. Onlar da, geçin, onlar da geçinmek isteyecek. Suç örgütleri. Onlar da işitseyecekler. <laughs> evet. Nereye gidecekler? Z Türkiye var zaten. Zaman bir yandan da daralıyor efendim ama Bağkurlulardan, çalışan kesimlerden, kamu mühendislerinden, Bağkurlulardan müthiş bir mesaj trafiği evet. var. Yine İktisadi İdari ee, Bilimler Fakültesi mezunları. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları yine geçen seferde sormuştuk. Burada EYT'lilere bir vaatte bulunmuştunuz. Evet. Şimdi Bağkurlular diyor ki bizim de 9 bin küsur iş günü şeyimiz var. Prim Bunu, ödeme sayısı gün sayısı 9.000 gün. Sayın Cumhurbaşkanı e, seçildiğini inecek mi? Buraya gelirken de aşağıda evet. bizim biraz sonra orta sayfa başlayacak canlı yayın. Nevşin Mengü de diyor ki ben de vakırlıyım. Bana bir vadi var mı Sayın Kılıçdaroğlu? Evet 7200 güne inebilir. Yani diğerleriyle sigortalı olanların hepsi eşitlenebilir. Yani hakkı eşitleyebilirsiniz. Bir de EYT'de 5000 gün var. Hani bakan 5000 gün e, söz vermişti. Sonra 5900 oldu. 5000 günde olanlar EYT'den yararlanamadı çırakla evet. staj, çıraklık çıraklık ve staj mağdurları. mağdurları var. Şimdi bakın çıraklık ve staj mağdurları var doğrudur. Çalışmış, staj yapmış. Ama o süreyi boşlanmamış. Borçlanma hakkını vermeniz lazım. Çalıştığını devlet kabul ediyor zaten. Bu çalıştı diyor. Ücret aldı. Evet ücret de aldı diyor. Tamam primi ödemesin ama o primi borçlanma hakkı verin ona. Gelip borcunu yatırsın ve o aktan yararlansın. Bunun için bir özel düzenleme yapılması gerekiyor. Yasal düzenleme. O yasal düzenlemeyi biz getireceğiz. AK Parti biz bunu meclisten geçirmeyiz demesin. Onlar da el kaldıracaklar. Hiç endişe etmeyin. Ondan memur yine yani. bir izleyicimiz yazmış. Memur maaşlarıyla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaadi ortada. Evet. Peki meclise geldiğinde meclis acaba bunu e, onaylamamazlık eder mi? Yok onaylarlar. Onaylarlar. Şimdi ortada dediğinde ben bu arada neydi? O bin en düşük memur en düşük maaşının 2,5 me 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 evet, asgari ücret. E, asgari ücretin 2,5 <laughs> katına. Iki iki Çünkü daha önce 2,5 katıydı. Fakat sonra tabii Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Zaten yoksulluk sınırını hiç saymıyoruz. Açlık sınırının altında kaldı ve Türkiye'de ciddi bir gelir dağılımında bozulma var. Ciddi bir bozulma var. Peki dar gelirlere bir kira yardımı olacak mı efendim? Çünkü artık yani kiralar alınan ücretin kat be kat üstüne çıktı. Ve i̇nsanlar gerçekten... Şöyle ifade edeyim. Her alanda sorun var. Şimdi ben size desem ki ben bunu hemen geleceğim 6 ay içinde, 1 yıl içinde çözeceğim dersem bu millete doğruyu söylememiş olurum. Her yaptığımız kararın, her aldığımız kararı bütün ayrıntılarıyla millete anlatmamız lazım. Şu kararı şunun için aldık, şu kararı şunun için aldık ve sorunları da ağırlığına göre sıraya koyacağız. Bazı sorunlar var ki ivedilikle çözülmesi lazım. Bazı sorunları biraz ötelememiz lazım. Yani belli bir zaman dilimi içinde çözmemiz lazım. Bütçe dengelerini dikkate almamız lazım. Tasarruf ne kadar yapıyoruz, onu yani savurganlığı ne kadar önledik, onun getirdiği artıları acil önlemler için, acil şeyler için ayırmamız lazım. Ben örneğin bütün okullarda Beslenmenin okulda yapılması lazım. Dolayısıyla beslenme çantası uygulamasının kalkması lazım. Her çocuk akranlarıyla beraber okulda yemeğini yiyebilmeli, evine öyle dönmeli. Dolayısıyla anne beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmemeli. Sosyal hizmet uzmanları var, aile destekleri sigortası getireceğiz. Söyledim, söz verdim, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diye. Nerede aile hekimi varsa, aile hekiminin olduğu yerlerde sosyal hizmet uzmanları olacak. Sosyal hizmet uzmanları, aile hekiminin baktığı ailelerin sosyal pozisyonunu, sosyal durumunu raporlayacak. Evde engelli var mı, yaşlı var mı, kadın çalışıyor mu, çalışmıyor mu kaç kişilik nüfusu var, efendim, üniversiteye giden çocuğu var mı yok mu, ailenin geliri ne, rapor düzenleyecek. O rapora, rapor esas alınarak kadının banka hesabına düzenli belli bir aylık yatacak. Böylece e, diyelim ki örneğin e, 20 bin aile hekimi varsa şu anda Türkiye'de yaklaşık 27 bin, en az 20 bin sosyal hizmet uzmanı da olacak ve bu sosyal hizmet uzmanları ailelerle sürekli bağlantı kuracaklar ve ailenin pozisyonunu sürekli raporlayacaklar o rapor esas alınarak aileye sosyal yardım yapılacak. Onun yoksulluğunu hiç kimse bilmeyecek. Dolayısıyla kadın evde daha güçlü olacak. Evin ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecek ve benim söylediğim çok sık tekrar ettiğim hiçbir çocuk yatağa girmeyecek. Evet hiçbir çocuğun yatağa girmediği ve yoksulluğun sıfırlandığı bir Türkiye'yi biz inşa edeceğiz. İvedinlik tabii bunun yanında bunlar. evet. Tabii e, Sağlık, çocuklar için boşaltıcı olmaması lazım. E, okullarda ücretsiz yemek evet, vaadinizi de evet, ortaya koyuyoruz. Evet. Kahvaltı ve öğle yemeği. Evet, evet. Bu ilk dönemde başlayacak bir şey herhalde değil mi? Hemen. Tabi tabi hemen başlayacak. Zaten bunu bizim belediyelerin bir kısmı evet. yapıyor zaten şu anda. Evet, şimdi biz onu Türkiye genelinde mi? Bakanlık yapacak. Gündem pozitife döndüğünde evet. inanılmaz mesaj gelmeye başladı. Evet. Bir kere onu söyleyeyim. Evet. E, Sırada hani şu anda BTK tarafından engelleniyor. Sırada olan bir SMS var mıydı? Hani buradan söylemek ister misiniz? Liderler Fox'ta programımızda. Sıradaki SMS neydi? Sıra bir, bir tane değil ki aslında sıraya koymuştuk. Pek çok SMS atacaktık. Sıralayın ee, efendim. Evet. Şimdi bakınız e, şeyi attık. E, e, kredi edilleridileri e, artık kredi kartlarını attık staj mağdurları için atacaktık staj mağdurlarının sorunlarını çözeceğiz diye e, sosyal hizmet uzmanlarını atacaktık e, 27 bin e, aile hekimi var en az 27 en az 27 bin sosyal hizmet uzmanı atacaktık ve bunlar yoksul ailelere gidip bakacaklardı raporlayacaklardı onun altyapısını hazırlıyorduk öyle bir çalışmamız vardı e, kırsalda kırsalda her köye her köye e, ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni hayvancılık yapıyorsa veteriner hekim atanacaktı. E, dolayısıyla kırsalda e, imam olacaktı, kırsalda mühendis olacaktı, kırsalda veteriner olacaktı, kırsalda öğretmen olacaktı. Yine e, bütün köy okullarını açacağız. Köy okullarını açtığımız zaman e, oraya ee, öğretmenler atama bekleyen öğretmen var ki 100 bin öğretmen atama sözü vermiştim ee, ben Cumhuriyet'in 100. yılında. E, dolayısıyla öğrenciler e, ve öğretmenleri buluşacaktı. Taşımalı eğitime tümüyle son verecektik. Onlar oraya yerleşecekti. Yani öğretmenler gidecekti. Böylece kırsalda... E, imamımız olacak ama öğretmenimiz olacak, ziraat teknisyenimiz olacak, toprak analizleri yapılacak, veterinerimiz olacak, hayvanların aşıları yapılacak. Bütün bunların hepsi kırsal, entelektüel yapı itibariyle de biraz öne çıkmış olacaktı. Buna benzer... Bir sürü SMS vardı sırada. Vardı sırada ama şimdi dediler ki SMS'leri yasaklıyoruz. Bir anlamda el koydular. Seçim öncesi karartma. Karartma politikası. O zaman bir seçim çağrısıyla devam edelim mi? Ne dersiniz? Çünkü ne kadar süremiz kaldı? 6 dakikamız Güzel. kaldı. Güzel. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Birinci turda az önce de söylediğim gibi 49,5-50,5 50 gibi bir seçmen evet. tercihi profili oluştu. Ee, az önce siz açıkladınız diğer 49.5'a da mesajlarınız oldu Evet bu tarafa baktığımızda da bu 50 buçukta işte 5 puanın evet. e, biliyorsunuz e, Sayın e, aday cumhurbaşkanı adayı o an ve zafer evet. Partisinden geldiğini onda da zaten siz Sayın e, Özdağ'la buluştunuz şimdi buradaki e, en önemli şey sandığa gitme meselesi şimdi birinci turda insanlarda ya 49 buçuk Görüyorlar ama maç sıfır 0, 0 başlıyor. Evet. Birincisi bu sandığa gitme mevzuunda neler söyleyeceksiniz çok önemli. İkincisi de oy ve ötesine bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bütün kolluk kuvvetlerine talimat verdi. Oy ve ötesini sandıklara yaklaştırmayın. Oysa biz biliyoruz ki yurttaşlık olarak bir anayasal hak. Yani verdiği oyun nereye gittiğini denetleyebilir, müşahit olabilir. Burada da yine büyük bir şeyle karşı karşıyayız. Orantısız bir güçle... ...haksızlıkla, adına ne derseniz deyin. Buradan bütün vatandaşlarıma çağrı yapıyorum. Oy kullandıktan sonra oy kullandığınız sandığa sahip çıkın. Biz çağrı yaptık. Ee, en az 1 milyon müşahit bekliyoruz diye. Ee, çok sayıda başvuru var. Oy ve ötesi de dahil olmak üzere onlara da müşahit kartı vereceğiz. Ee, değil Süleyman Soylu. Kim gelirse gelsin hiç kimse engelleyemez. Her vatandaşın oy kullandığı sandığı, oylar sayılırken bakma, görme, denetleme hakkı var bu onun anayasal hakkıdır. İnsan olarak hakkıdır, demokrasi olarak hakkıdır. Kim oluyorsun da sen engelleyeceksin? Hangi valiye talimat vereceksin sen? O şunu, şunu da yapmak istediler. Yüksek Seçim Kurulu'na dediler ki biz efendim işte İçişleri Bakanlığı'nda özel bir merkez kurduk. Bu merkez polisler gidecek, bu bilgileri alacaklar, bize gönderecekler. Polislerin ne işi var seçim sandığında? Ne işi var? Siz Hangi gerekçeyle mi? gidiyor? Yüksek Seçim Kurulu reddetti bunu. Bir daha başvurdular. Bakın, Yüzsüzlüğe yasal değil çünkü. Bir daha başvurdular. Tabii. Yani yasal değil. Efendim? Eğer bir davet edilmişse çözülecek bir mesele varsa, onu çözme süresi ne kadarsa o kadar bulunur. Ve sandığın yanında etki altında bırakmamak için seçmene, elbette o ortamdan uzaklaşmak zorunda yasa böyle. Elbette ya yasa böyle ama yasa öyle de yasayı takan kim? Hala hala baskı kuruyor. Bugün işte e, kalp yapan seçim otobüs, otobüsüyle gezerken e, genç birisi bir kalp işareti yapmış. Hemen gözaltına, gözaltına alıp altına götürmüşler. Alındı. Akıl evet. alacak şeydi. Korkuyorlar. Korkuyorlar. Gidişin maliyetini biliyorlar. Gerçeğin halk tarafından öğrenileceğinden korkuyorlar. Türkiye'nin ne kadar kötü yönetildiğini, nasıl bir batağın içine sürüklendiğini aslında onlar da çok iyi biliyorlar. Bu para dilenmeleri ondandır. Böyle şükran ziyaretine çıkmaları tamamen ondandır. Yalvarıp yakarmaları ondandır. Ne olursunuz bize para verin diyenler onlardır. Ya Türkiye böyle bir duruma hiç ama hiç düşmemişti. Hiç düşmemişti. Buradan çıkacağız. Türkiye buradan çıkacak. Vatandaşlarıma söyledim. Eğer gerçekten huzur istiyorsan, siyasette yalan olmasın istiyorsan, kendi ödediğin verginin hesabını sana ver siyasi iktidar sana versin diye istiyorsan ben bu ülkede sığınmacı istemiyorum kardeşim ben bu ülkede rahat huzur içinde yaşamak istiyorum diyorsan benim çocuğum iş bulsun benim çocuğum neden yurt dışına e, gitmek istesin bu ülkede çalışsın bu ülkede üresin bu ülkede evlensin bu ülkede evlatlarım olsun ben bu ülkede torunlarımı kucaklayayım diye düşünüyorsan oylarını getireceksin vereceksin kardeşim bana vereceksin Sandık Erdoğan'a değil. Erdoğan'a sen... değil. Ben, benim, benim mal varlığım buradadır ve ben mal varlığımı zaten kendi internet sisteme koymuşum. Kuruşu kurşuna altına basmışım imzayı, imzaladığım belgeyi koymuşum internet sitesine. Erdoğan da ise o da yapsın. O da servetini koysun ortaya. Kendisinin serveti neyse ortaya koysun. Halktan ne gizliyoruz? Demedi mi kendisi? Bir yüzüğüm var. Eğer bu yüzükten fazla olursa bilin ki ben hırsızım. Ben söylemiyorum o söylüyor. E yani yüzükten falan vazgeçtik. Vazgeçtik. 50 bin dolarlık çantalarla kesiyorsun. 50 bin dolarlık. Nereden geliyor bu paralar? Kimin paraları bu paralar? O nedenle vatandaş sandığa giderken elini vicdanına koysun. Oturup bir düşünsün. Dua ediyorsa ettiği duanın ne anlama geldiğini bilsin. Hırsızlık yapana prim vermesin. Kulak yiyene prim vermesin. Devleti soyanlara prim vermesin. Memleketin hali meydanda. 22 yılda memleketi bu hale gete. 22 yılda. 22 yılda düzelen bütün dengeleri bozdular. Ben söylemiyorum. Yargıtay Başkanı söylüyor. Diyor ki adalete olan güven %30'lara düştü ki bundan 3 yıl önce söylemişti. Şimdi şimdi tamamen dipte. Eğer bir ülkede adalet yoksa o zaman ne olacak? Hani devletin dini adaletti. Nerede bu adalet? Adaleti nerede bulacağız? Nerede arayacağız adaleti? O zaman çağırınız efendim. Pantolon alamadı diye intihar eden baba var mı bu ülkede? Var. Meclisin duvarının dibinde işsizim diye kendisini yakan var mı? Evet var. Peki buna sessiz kalan kim? Siyasi iktidar. Sessiz kalan kim? Gidip Hala Erdoğan'a oy verenler yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Girmemeli de zaten. Ahlaklı olmalı, erdemli olmalı herkes, herkes. Ve devletini düşünüyorsa, geleceğini düşünüyorsa, evlatlarını düşünüyorsa gidip yeniden düşünmeli ve oyunu ona göre kullanmalı. Milliyetçi kardeşlerime de seslendim. Onlara da söylüyorum. Kendi ülkende yabancı istemiyorsan, sığınmacı istemiyorsan, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir sığınmacı deposu olmasın istiyorsan oyunu vermeyeceksin karşı tarafa. Memleketi bu hale onlar getirdiler. Tank palet fabrikasını sattılar. Ya ordusu yani hastanesi olmayan dünyadaki tek orduyuz. Milliyetçi kardeşlerime sesleniyorum. Hastanesi olmayan dünyadaki tek orduyuz. Gatayı yani Ankara'daki büyük askeri hastane ya. bütün askeri hastaneleri aldılar ordunun elinden aldılar ya sen ordunun elinden hastaneyi niye alıyorsun ve bunu milliyetçilik adına yapıyorlar milliyetçilik adına Bunlardan Türkiye'nin çıkması lazım. Türkiye'nin yeniden eskiden olduğu gibi daha güçlü bir yapıya, daha saygın bir yapıya kavuşması lazım. Aksaklıkları var mıydı? Elbette vardı. Yanlışları var mıydı? Elbette vardı. Ama bunlar onarılır ve giderilir şeylerdir. Onarırız bunları, gideririz. Daha güzel bir Türkiye'yi hep beraber inşa edebiliriz. Mesele şudur. Siyasetçinin cam gibi olması lazım. Buradan baktığınız zaman arkasını görmeniz lazım. Yani siyasetçi halkına yalan söylememeli. Siyasetçi mal varlığı dolayısıyla kalkıp da halkına hesap veremiyorsa o artık devleti yönetemez. Platon var evet. bu toprakların insanı. 2400 yıl önce söylemiş. Diyor ki Platon, siyasetçi siyaset yaparken ülkeyi yönetirken zenginleşirse Artık kendi haklarını, kendi servetini korur. Halkın haklarını, çıkarlarını korumaz diye. Geldiğimiz nokta budur. Bu vatandaşın çıkarını koruyan bir siyasi iktidar yok. Tam tersine kendi çıkarlarını, yandaşlarının çıkarlarını, beşli çetelerin çıkarlarını, uyuşturucu baronlarının çıkarlarını kurtaranlar var. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Bunun yolu da belli. Demokratik yollarla sandığa gideceğiz. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Ya evet ben oyumu Kılıçdaroğlu'na veriyorum. Yeni bir anlayış gelsin. Bakalım nasıl yönetecek? Bakalım bu söylediklerinin arkasında duracak mı durmayacak mı? Sandık güvenliği konusunda efendim. Çünkü birinci turdan sonra evet. ikinci tur biraz daha sandıklar sıkılaştırılıyor. Çok Sandık sayıda güvenliği. başvuru var. çok Bir sayıda başvuru cümleyle var. alayım evet, o zaman. Efendim. Çok sayıda başvuru var. Hepsi sandıklarda müşahit olarak görevlendirildi. Dediğim gibi yani bizim müşahitler dışında vatandaş da sade vatandaş da sandıkların başında olsun. Oy sayımında orada olsun. Çünkü bir yerden bir telefon geldi. Ee, burada sizin iki müşahidiniz var. Karşı tarafın müşahidi çok daha fazla. Bize psikolojik baskı yapıyorlar. Ne olursunuz siz de sayıyı artırın. Biz burada vicdani olarak doğru karar alıp yazalım ve bunu kamuoyuyla paylaşalım diye. E, bu tür öneriler de geliyor. O sandıklara özellikle dikkat ediliyor ve gerekli müşahit sayısı artırılıyor. Hemen çok teşekkür ederiz sonuç tahmininiz. Bir e, alacağız yani bu kadar bu kadar şey söyledik. E, bizi dinleyenler de elini vicdanına koyup herhalde sandığa gidecekler, oy vereceklerdir. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Dönüşte buluşacağız.